Dobrze, my się porozumieliśmy na tym profili. Mamy zetę i damy. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung diesen Abend. Seien Sie alle herzlich willkommen. Wir sind heute in diesem Saal zusammengekommen, obwohl eigentlich ursprünglich vorgesehen war, dass wir uns im Institut des Lärmstilles treffen wollten, einfach aufgrund der großen Nachfrage. Diese Nachfrage ist auch berechtigt, denn wie Sie wissen, gibt es in den letzten Jahren, man kann auch sagen in den letzten Dekaden, eine Diskussion über die Ursprünge des Korans, über die Authentizität des Korans. Und hier gibt es auch sehr, sehr viele Spekulationen, die wenig wissenschaftlich fundiert sind, aber worüber relativ viel diskutiert und gesprochen wird. Es gibt weltweit relativ wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich auch tatsächlich mit der Materie, mit den frühen Handschriften aus der Frühzeit des Islam, entsprechend mit diesen Manuskripten tatsächlich auch auseinandergesetzt haben. Einer von diesen Wissenschaftlern, einer der führenden Wissenschaftler in diesem Bereich weltweit, ist Dr. Tayyar Altıkılıç. Der hat unterschiedliche, diverse Manuskripte gelesen und teilweise auch herausgegeben. Er hat im Jemen in dem bekannten Fund aus den 70er Jahren tatsächlich vor Ort geforscht und hat auch diese Institution besucht. Also er kennt die Materie nicht nur aus einer theoretisch-spekulativen Perspektive her, sondern hat auch direkten Zugang zu diesen Manuskripten, Handschriften gehabt. Der Dr. Tayyar Altıkılıç ist für die türkeistämmigen unter Ihnen ein ganz bekannter Name. Seine Besonderheit ist, er ist zugleich Hafiz. Er ist einer der ersten Absolventen der islamischen Theologie in der republikanischen Phase. Eine weitere Besonderheit ist, er hat Jahre hindurch, Jahrzehnte hindurch in der türkischen Religionsbehörde Diyanet gearbeitet. Zunächst als stellvertretender Präsident von Diyanet in den 70er Jahren. Dann von 1978 bis ca. 86, 87 als Präsident dieser Behörde. Er hat in dieser Zeit vieles aufgebaut. Wenn Sie beispielsweise in Istanbul sind und für die Istanbuler Summer School Studierenden unter uns wird sich diese Gelegenheit bieten, wir werden dort Isam besuchen. Isam ist eine wunderschöne Bibliothek, die auch wirklich sehr, sehr gut eingerichtet ist. Das geht zurück auf Herrn Dr. Altıkılıç. Eine weitere Besonderheit in seinem Lebenslauf ist der Aufbau die Veröffentlichung, die Verwirklichung des Projekts einer islamischen Enzyklopädie, die von muslimischen Wissenschaftlern verfasst worden ist. Wir wissen, es gibt verschiedene islamische Enzyklopädien, die aber von Orientalisten, von nicht-muslimischen Wissenschaftlern seinerzeit verfasst worden sind. Herr Dr. Tayyar Altıkılıç hat in den 80er Jahren bereits mit diesem Projekt begonnen, hat es finanziert und auch nachhaltig das verfolgt. Ich will hier gerne ein Vorurteil nochmal bestätigen. Man sagt, im Orient beginnt man schnell Sachen an, aber zu Ende führt man leider nicht zu deren Sterben. Und Dr. Tayyar Altıkılıç ist einer derjenigen, der auch tatsächlich mit diesen Vorurteilen gebrochen hat und in diesem Bereich auch dafür gesorgt hat, dass diese Enzyklopädie nach 25 Jahren nur noch abgeschlossen worden ist, und zwar vor einigen Wochen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es mittlerweile 45 Bände hat, circa. Sie sehen, Herr Dr. Tayyar Altıkılıç hat Wichtiges verwirklicht in dieser Zeit. Eine weitere Besonderheit von ihm ist, er hat auch damals in den 80er Jahren DİTİB in Deutschland mit aufgebaut. Er ist sozusagen einer der Gründer, wenn nicht der Gründer. Der Hauptgrund aber, warum wir ihn nach Deutschland und hier an die Universität Osnabrück eingeladen haben, ist seine Expertise im Bereich der Koranhandschriften. Er hat in den letzten 10, 15 Jahren hierzu auch wirklich sehr, sehr intensiv gearbeitet, sehr viel geforscht und auch publiziert. Er war letzten Monat eingeladen an die Universität Berlin zu diesem Projekt Corpus Koranicum. Ich kenne Herrn Dr. Tayyar Altıkılıç seit mehreren Jahren, habe es aber nicht gewagt, ihn zu uns einzuladen, aufgrund einfach seines Terminkalenders. Als ich dann aber sah, dass er nach Berlin kommt zu diesem Vortrag, dann habe ich es auch hatte ich auch den Mut, nachzuhaken und nachzufragen. Und dankenswerterweise ist er dann in diesem Zusammenhang auch zu uns an die Universität gekommen. In dem Sinne danken wir ihm natürlich ganz herzlich.
Vortrag wird gleich auf Türkisch sein. Das wird allerdings, die deutsche Übersetzung wird für alle diejenigen, die nicht Türkisch sprechen, projiziert werden auf der anderen Seite, auf diese Seite nicht gerade. Sie können das dann dort entsprechend nachlesen. Wir haben dann eine kurze Diskussionsrunde zum Abschluss, dann können Sie auch entsprechende Fragen stellen, auch eben auf Deutsch und in unterschiedlichen Sprachen. Die werden dann hier nach Möglichkeit gesammelt und gesprochen. Wir haben exakt 1,5 Stunden Zeit, also müssen wir sehr konzentriert zusammenarbeiten. Jetzt einige Worte ganz kurz auf Türkisch und dann übergebe ich das Wort schon an Herrn Autovic. Sage der, ich sage der, und sage dann, ihr könnt nach Rhythmus vorstellen, aber nur dann, Schuhe, Niedersachsen, der Litwaschkan, aber auch nicht, oder noch, der ist Hanfer, der mir, der Hanfer, der Eyalet Başkanı Yılmaz Kılıç aramızda. Kendisi yakın oturmakla birlikte kendisine şeref verdiler, hoş geldiler. Bunun dışında diğer bütün misafirlerimiz, ustalıklarına katılan imamlarımız, görüp göremediğim bütün saygıdeğer misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Tayyip Hocamızı zaten büyük çoğunluğunuz tanıyorsunuz. Kendisi Gençleri Başkanı yardımcılığı yapmıştır, Gençleri Başkanlığı yapmıştır. İslam'ı kuran kişidir. İşte meşhur İslam Ansiklopedisi'nin, İslam Ansiklopedisi projesinin oluşmasına, gerçekleştirilmesini ve tamamlanmasını sağlayan kişidir. 19 Mayıs Üniversitesi gibi önemli eserleri var. Aynı zamanda da Almanya'daki DİTİB'i kuran kişidir aslında bir fakto. Bunu o dönemi bilenler bilir. Fakat bizim için en önemli olan bir mesele, Hasekile hocamızın yine çok büyük etkisi, tesiri vardır. Hatırlayabildiğim kadarıyla onun da kurucusu diye biliyorum. Ki o çok çok mühim bir müessese, Diyanet'teki kadroların ehliyetinin, birikiminin, müktesebatının sağlanması bakımında. Ancak hocamızı bizim buraya davet etmemiz asıl sebebi, hocamızın akademik alanda bir uzmanlığının olması. O da hocamız hafızdır. Fakat musaflarla ilgili gerçekten son yıllarda dünya çapında ciddi akademik yayınları, çalışmaları, araştırmaları olmuştu. Biliyorsunuz yani kelime tarihiyle, erken dönem tarihiyle ilgili çok sayıda spekülasyonlar var. Özellikle Batılı oryantalistler tarafından son yıllarda ortaya çıkıyor. Ancak burada teorik spekülasyonların yanında hakikaten ciddi akademik çalışmaların da eksikliğiyle muhatabız. Ancak Tayyip Hocamız bu alanda ciddi yayınları, eserleri var. Kendisi nazik davetimizi kabul ettiler. Ben hocamızı uzun zamandan beri tanıyorum ancak üniversitemize davet etmeye çekildi hocamızın yoğunluğundan dolayı. Ancak geçen ay kendisini Berlin'de görünce dedim artık bize kapı açıldı. Hocam dedim oryantalistlerin yanına Berlin'e gelirse bize haydi gelmek zorunda. Kendisine rica ettik. O da sağ olsun, Allah razı olsun bizim ricamızı kırmadı. Bugün buraya teşrif ettiler. Şimdi kendileri size bir saate yakın bir konu. Sonraki davetiniz ne zaman olacak? En yakın zaman. İnşallah en yakın zaman. Hocam bir saate yakın size hitap edecekler. Onun akabinde sorularımızı alacağız. 1,5 saat içinde de konuşmamızı tamamlamış olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Bu gerçekten nazik daveti için
Sayın Profesör Bülent Uçar Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Für diese nette Einladung möchte ich vorallererst Herrn Professor Dr. Bülent Uçar danken. Ayrıca organizasyon hayatından ilgilenen ve dünden bu yana benimle sıcak bilgisini esirgemeyen kardeşlerim Profesör Abdurrahim Ozalı, Profesör Hüseyin İlker Çınar, Profesör Rauf Ceylan ve diğer bütün ilgili arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Weiterhin möchte ich mich bedanken bei den Professoren Abdurrahim Kozada, Professor Dr. Hüseyin İlker Çınar, Professor Dr. Rauf Ceylan, die mich seit einigen Tagen in der Organisation begleitet haben und betreut haben. Aslında Bülent Bey'in de ifade ettiği gibi bu konferansı ben Berlin'deki oryantalistler için ve onların daveti üzerine hazırlamıştım. Wie auch Professor Dr. Bülent Uçar gesagt hat, ist dieser Vortrag eigentlich dafür vorgesehen worden, dass ich in Berlin im Rahmen des Corpus Quranicum Projektes das dort vortrage. Ve onların önceden şunları cevapla dediği, şu sorulara cevap mahiyetinde bir konferans verdi dediği bir metin olarak hazırlamıştım. Der Vortrag war eigentlich so konzipiert, dass vorher gestellte Fragen beantwortet werden sollten. Doğrusu burası için yani Müslüman akademisyenlerin bulunduğu ve öğrencilerin bulunduğu bir topluma bu metin ne kadar geçerli olacak ondan çok emin değilim. Daher bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit es auch gültig ist bzw. passend ist für muslimische Akademiker, die jetzt diesen Vortrag nochmal zu hören werden. Ama zaman varlığı sebebiyle ve aynı zamanda Almanca tercümesi gibi bir ihtiyaç sebebiyle bir de koordinasyon topukluğu da oldu bu arada. O yüzden yeni bir metin hazırlamak yerine size aynı konferansı sunmak durumundayım. Ya wegen der begrenzten Zeit und dem Umstand, dass wir sowieso eine deutsche Übersetzung jetzt zeigen können, habe ich jetzt davon abgesehen, einen komplett neuen Vortrag vorzubereiten, werde deswegen den gleichen Vortrag heute nochmals halten. Konferansın başlığı Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye nispet edilen mushaflar, mushaf nüshaları. Burada nispet kelimesini kısaca açıklayıp metni okumaya geçeceğim. Also der Titel von unserem heutigen Vortrag heißt ja die Koranhandschriften der Kalifen Osman und Ali. Und diese Zuschreibung bedeutet im Arabischen Nisba. Wir werden erst einmal definieren, was Nisba überhaupt als Wortbedeutung bedeutet. Nübüvvet dönemini yaşayan, Hazreti Peygamber'in vahiylerine şahit olan, onun musaflarıyla, onun ayetleriyle, ahkamıyla ilgilenen tabii sadece Hazreti Osman ve Hazreti Ali değildi. In der Prophetengefährtenzeit waren es ja nicht nur der Kalif Osman und Ali, die sich ja mit der Kommentierung des Korans, mit den Bestimmungen des Korans beschäftigt haben, sondern es gab auch einige weitere. Ama günümüze ulaşan mushaf nüshaları itibariyle kütüphane ve müzelerde 1. 2. asırdan gelme mushafların nispeti sadece onlarla ilgilidir. Aber wenn wir uns die heutigen Koranhandschriften, die uns erhalten worden sind, anschauen, da muss man sagen, dass die Koranhandschriften aus den ersten beiden Jahrhunderten nur den Kalifen Osman und Ali zugeschrieben werden. Yani kütüphanelerle ne bileyim Übey ibn Kabe nispet edilen Mushaf nusaları ya Abdullah ibn Mesud'a nispet edilen kitap Mushaf nusaları böyle bir şey yok. Ama Hazreti Osman'a nispet edilen Mushaflar var. Hazreti Ali'ye nispet edilen Mushaflar var. O zaman başlığı bu tarzı tespit etmek gerekiyor. In den Büchereien und Bibliotheken gibt es keine Koranhandschriften, die auf Ubay ibn Ka'b zurückgeführt wird. Oder es gibt auch keine Handschrift, die auf Abdullah ibn Mas'ud zurückgeführt wird, sondern nur auf die Kalifen Osman und Ali. Und dementsprechend muss auch der Titel dieses Vortrags entsprechend gewählt werden. Evet, değerli hazırım, dinleyenler. Musaflar tarihinin en önemli konusu kanaatimce Kur'an'ın Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam tebliğ ettiği gibi gününün ulaşıp ulaşmadığını inceleyen bölümdür. Kur'an tarihinin en önemli bölümü bu. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse
onun korunmuşluğu veya korunmamışlığı meselesidir. Şayet korunmuş ise bunun hem bilim tarihi ve hem dindarlar açısından çok önemli bir sonuç olduğunun kabul edilmesi gerekir. Ancak konuyu inceleyen doğulu ve batılı araştırmacıların, yani Müslim ve gayrimüslim ilim adamlarının gerek metotlarının değişik oluşu, gerekse onlardan bazılarının konuyu ele alıştaki yaklaşımları yüzünden farklı sonuçlara ulaştıkları görülmektedir. İlim adamlarının araştırmalarında ön yargısız hareket etmeleri esas olmakla birlikte, Müslüman araştırmacıların Kur'an araştırmaları konusunda genelde ön yargılı, yani onun herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze ulaştığı görüşüyle konuyu ele aldığını söylemek yanlış olmayacak. Aslında onların bu tutumlarını onaylamasak da anlayışla karşılamamız mümkündür. Çünkü onlar açısından, yani Müslüman ilim adamları açısından baktığımızda görünen manzara ve çevre şu: Kur'an nazil olduğu günlerden itibaren önce yüzlerce, asırlar ilerledikçe hemen her dönemde binlerce, hatta on binlerce insan tarafından okunup ezberlenmiştir. Hemen her dile tercümesi yapılmış, kütüphaneleri dolduran tefsirler, Kitab-ül Mesahifler, İcaz-ül Kur'anlar, Mecaz-ül Kur'anlar, Müteşabih-ül Kur'anlar, Müşkil-ül Kur'anlar yazılmış ve daha değişik adlar altında ciltlerle eserler kaleme alınmıştır. Müslüman ilim adamları bu ortamın ilim adamlarıdır. Günümüzde de üzerinde en çok çalışma yapılan, çeşitli açılardan üzerinde akademik tezler yazılan kitap odur. Getirdiği mesajlarıyla hemen her gün, hatta her dakika ve dünyanın her noktasında gündemde olan, her saniye kıraati aralıksız olarak sürdürülen tek kitap yine Kur'an'dır. Diğer taraftan onun hakkında yapılan çalışmalar henüz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın vefat ettiği ilk Mushaf'ın veya Mushaf sayfalarının bir araya getirilmesiyle başlamıştır. Bu çalışmalar ilk halifeler döneminde ve asırlar ilerledikçe hemen bütün Müslüman toplumlarda aralıksız ve artarak devam etmiştir. Bugün de bu süreç bütün canlılığıyla yaşanmakta, dünya durdukça aynı sürecin devam edeceği anlaşılmaktadır. Bilim dünyasında Corpus Chronicum ve benzeri projelerle ve çatılar altında sürdürülen çalışmalar ve araştırmalarda bunun başka bir göstergesidir. Bu itibarla kimlikleri ve kişilikleri, sözünü ettiğim bu birikim, bilgi ve çevre içinde oluşmuş, her nesilde Kur'an'ın değişmeden günümüze ulaştığına inanan hocalardan ders alarak ilmi şahsiyetleri yoğrulmuş Müslüman araştırmacılardan onun mevsukiyeti, yani güvenilirliği konusunu şüpheci bir anlayışla ele almaları beklenemez. Kaldı ki söz konusu ortam ve şartlar karşısında onların Kur'an hakkındaki inanışlarını ve ön yargılarını olumsuz yönde etkileyecek güç ve nitelikte bir belge ortaya konulamadığı gibi, bu konuda çağımızda ve özellikle batıda yazılanlar bir takım senaryolardan ve üretilen şüphelerden var. Batının bu ürettikleri arasında bilimsel olarak üzerlerinde durulmaya ve düşünülmeye değer nitelikte olanlar varsa da, yine sözünü ettiğim önyargı nedeniyle Doğu'da bunlara itibar edip üzerinde duran yok gibidir. Göz ucuyla da olsa bunları okuyanların yaptıkları ise ileri sürülenleri bilimsel bir ciddiyetle ele almak yerine daha çok olumsuz tepkilerini ortaya koymaktan ibarettir. Doğu'dan, yani İmamiye Şiası'na mensup bazı müelliflerden Kur'an'ın mevsufiyeti, yani güvenilirliği aleyhine nakledilen rivayetlerin ise bilimsel açıdan kabul edilebilir ve güvenilebilir bir dayanağı olmadığı da kanaatimize açıktır. Buraya bir ara cümlesi gireyim. Yani İmamiye Şiası'nın itibar etmediği bu
rivayetler. Doğrusu ayrı başlı başına bir konferans konusu olmaya işler işlemeye değer niteliktedir. Also diese Überlieferung von der Zwölfer Schia, die von hier jetzt die Rede ist, ist eigentlich ein Thema ganz für sich, worüber man einen gänzlichen Vortrag machen könnte. Batılı ve daha genel anlamda gayrimüslim araştırmacılara gelince, yani oryantalistlere gelince, Kur'an'ın mevsukiyeti anlayışı doğrultusunda onlardan ön yargı beklemek ve konuları aynı anlayışla ele almalarını istemek elbette doğru değildir. Kur'an'la ilgili araştırmalarında onların her meseleyi şüphecilikle ele almalarının normal ve hatta gerekli olduğu kabul edilir. Ancak bu konuyu ele alırken onların Kur'an'ın mevsukiyeti aleyhine bir önyargı içinde olmaları da kabul edilemez. Bu konuda göz önünde bulundurması gereken bir husus da Kur'an'ın mevsukiyeti konusunu ele alan çağdaş batılı bazı oryantalistlerle Müslüman yazarlar arasında önemli bir metot ayrılığının bulunmasıdır. Bu ayrılık ne tür şeylerin mevsukiyet anlayışını zedelediği veya zedelemediği ile ilgilidir. Örneklerine baktığımız zaman görüyoruz ki eski mushaf varaklarında herhangi bir kelimede görülen hatalı bir yazım veya bir kelime üzerinde sonradan yapılmış değişiklik onlar tarafından Kur'an'da değişimin delili olarak görülmekte. Müslüman yazarlar ise bunun bir müstensih yani katip hatası olduğu ön yargısıyla konuya yaklaşmaktadır. Bunları söyledikten sonra Müslüman bir araştırmacı olarak benim yerimi bu yelpazenin ve bu söylediklerinin neresinde olduğu sorusunun hatıra geldiğini tahmin ediyorum. Eski mushaf varaklarında görülen ve günümüz mushaflarına göre yer yer harf veya kelime farklılığını gösteren yazımlar konusunu nasıl değerlendirdiğimi de açıklamam gerektiğinin farkındayım. Konuşmamın bütünlüğü içinde dakikalar ilerledikçe bunların cevaplarını bulacağınızı umuyorum. Mushaf çalışmalarına niçin ilgi duyduğum, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye nispet edilen mushaflar üzerinde niçin çalıştığım sorularınızın onlar bunu çok merak ettiler. Karşılıkları da yine konuşmamın ilerleyen dakikaları içinde yer alacak. Ben lise ve yüksek öğrenim yıllarımda hocalarımdan bugün elde mevcut Tevrat ve İncil'in Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği gibi korunamadıklarına ve asırlar içinde önemli değişikliğe uğradıklarına dair açıklamalar dinledim. Dersler aldım. Kur'an'ın ise herhangi bir değişikliğe uğramadan günümüze ulaştığı her vesileyle bizlere anlatılanlar arasında yer aldı. Okuduğum kitaplar da hep bu bilgileri doğrular mahiyette oldu. Takdir edersiniz ki bu durum benim üzerinde derin izler meydana getirmiş, bana Müslüman olmanın ayrıcalığını ve huzurunu yaşatmıştır. Yine gençlik yıllarımda çağdaş iki bilim adamının kitaplarını da okuduklarım da benim için özellikle dikkat çekici olmuştur. Bu kitapların yazarlarından biri Muhammed Abdülaziz Ez-Zürkani'dir. Biz Zürkani okuyoruz. Hüseyin Bey siz ne okuyorsunuz? Zerkani mi diyorsunuz? Zürkani mi diyorsunuz? Efendim? Zer okuyor. Muhammed Tancı Bey Zürkani diye tavsiye ettirmiş Bekir Bey'e. Ondan bu yana ben de Zürkani diyorum. Bu zat Menahilül İrfan Fi Ulumil Kur'an adlı kitabında büyük ihtimalle Hazreti Osman'ın yazdırdığı mushafların birinden kopya edilmiş bir mushafın Kahire'de bulunduğunu söylüyor. Hazreti Osman'ın mushaflarından birinden kopya edilmiş bir mushafın Kahire'de bulunduğunu söylüyor. 1969 yılında bu mushafı görmek için Kahire'ye gittiğimde onun Hazreti Osman'ın yazdırdığı 5 veya 6 mushaftan biri olduğunu iddia eden bazı Mısırlı alimlerle de karşılaşmıştım. 41-44 yıl önce. Ama onu görmen maalesef mümkün olmamıştı. Diğer yazar Muhammed Hamidullah merhum ise
İslam'a giriş adlı kitabında Hazreti Osman'ın yazdırdığı 5 veya 6 mushaftan bizzat üçünün günümüze ulaştığını söylüyor. Yazana göre bu üç mushaftan biri İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi'nde, diğeri birkaç sayfa eksiğiyle Taşkent'te, bir üçüncüsü ise İngiltere'deki Hint Tarihi Stasyonu'nda bulunuyordu. Müellifin burada zikrettiği üçüncü mushafın Londra'da British Museum'de bulunan ve ancak Kur'an-ı Kerim'in yarıdan biraz fazlasını ihtiva eden Musa olduğu anlaşılmaktadır. Ancak müellifin birkaç sayfa eksiğiyle diyerek sözünü ettiği Taşkent mushafının yaptığımız inceleme sonunda üçte ikisinden çoğunun eksik olduğunu burada belirtmeliyim. Bu iki yazarın verdiği bilgiler benim için çok önemliydi ve ben şahsen bu mushaflarla bir an önce ilgilenmeli ve onları incelemeliydim. Gerçi hocalarımızın ve bazı Müslüman yazarların ifadesiyle Kur'an'ın bir harfi bile değişmemişti. Öyle de olsa sahabiler tarafından yazılmış bu mushaflar araştırmacıların ifadesine bir an önce sunulmalıydı. Aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen onun bir harfinin bile değişmediği somut belgeleriyle ortaya konulmalıydı. Bunun bugüne kadar yapılmamış olması büyük bir eksiklikti. Müslüman araştırmacılar sahabiler döneminden günümüze kadar gelmiş bu mushaflarla bir harfi bile değişmemiş olan ellerindeki makbu mushafları karşılaştırmayı niçin akıllarına getirmemişlerdi? Batılı oryantalistlerin en eski mushaf parçalarını İslam coğrafyasının çeşitli yerlerinden toplamaya çalıştıklarından hiç mi haberleri yoktu? Batıda bazı oryantalistler Kur'an'ın mevsukiyeti aleyhine şüpheler üretirken Hazreti Osman'ın mushaflarını araştırmacılarla buluşturmayı niçin düşünmemişlerdi? Bunun bana göre anlaşılabilir bir tarafı yoktu. Yoksa bu mushafların ortaya çıkarılması durumunda ön yargılarının alt üst olacağına dair korkuları mı vardı? Bütün bu düşünceler 2000'li yıllara kadar hep benimle oldu. 1960'lı yılların sonlarından itibaren Hazreti Osman'a nispet edilen bu mushaflarla olağanüstü ilgi duymama rağmen genç sayılacak yaşımda hala da genç sayılırım değil mi? Evet, genç yaşımda beni yakalayan ve yıllarımı alan üst seviyedeki idari ve siyasi görevler yüzünden maalesef bu ilgiyi eyleme dönüştürmem mümkün olmadı. Bu fırsatı ancak 2000'li yılların başlarında buldum. Bunu yaparken Kur'an'ın vahiy ürünü olduğu ön yargısıyla yola çıktığını söylemeliyim. Yani diyorum ki Kur'an vahiy ürünüdür. Kur'an ilk nesilde yüzlerce, daha sonra her nesilde binlerce, hatta on binlerce hafızın ezberleriyle ve her asırda yazılan bir o kadar mushaf nusalarıyla günümüze gelmişse de Hazreti Osman'ın günümüze ulaşan mushaflarıyla bu ezberler teyit edilebiliyorsa bunun müthiş bir sonuç olacağını düşündüm. Hazreti Osman'ın mushafları üzerinde sahabilerin icmağı olduğuna göre mushaflarla vahiy dönemi arasındaki sürece dair bir kısım çelişkili rivayetler üzerinde durmanın çok da önemli olmadığını değerlendirdim. Bu mushafların günümüz mushaflarıyla aynı iyilik göstermesi durumunda Kur'an'ın mevsukiyeti açısından bunun fevkalade değerli olacağını düşündüm. Önceliği Muhammed Hamidullah merhumun Hazreti Osman'ın orijinal mushaflarından biri olduğunu ileri sürdüğü Topkapı mushafına vererek çalışmaya başladım. Evet, Hazreti Osman'a nispet edilen mushaf nusaları. Azerbaycan ve Ermenistan'ın fethinin sırasında Şam, yani Suriye ve Iraklı Müslüman askerlerin
Kur'an okuyuşundaki farklılıklar yüzünden çıkan ihtilaf, eski kaynakların ortaklaşa verdiği bilgiler arasındadır. Bunun üzerine 3. Halife Hazreti Osman, 1. Halife zamanında oluşturulan, yani Hazreti Ebu Bekir zamanında oluşturulan Mus'haf'ı esas alarak, Zeyd'in Sabit Başkanlığındaki 4 kişilik bir heyete yeni Mus'haf nusaları yazdı. Onları belli başlı merkezlere gönderdi. Kimin elinde Kur'an'a ait metinler varsa bunların yakılmasını, imha edilmesini istedi. Mus'haf yazımında merkezden gönderilen bu mus'haflara uyulmasını emretti. Hazreti Ali'nin "Osman bu işi yapmasaydı ben yapardım" ifadesinde görüldüğü üzere yapılan işin önemine işaret eden sahabiler oldu. Hazreti Osman'ın yazdırdığı mus'hafların sayısının 4 ile 8 arasında değişik olduğunu belirtilen rivayetler varsa da bu sayının en az 6 olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mekke, Kufe, Basra ve Şam'a gönderilen ve biri de Medine'de alıkonulan nushalardan her birinin imla ve yazım farklılıklarına dair bilgiler kaynaklarda yer almıştır. Evet. Buna göre bunlar arasında Kur'an okuyuşunu zorunlu olarak etkileyen yapı ve yazım farklı olan 44 yer vardır. Bu farklılıklar meşhur kıraat imamlarının okuyuşlarına da yansımıştır. Yani sahabe neslinden daha sonraki siz tercümanı meşhur ederseniz biz anlaşamayız. Önemli bir şey mi? Problem yok değil mi? Yok, sadece evet. Mikrofon istersen mikrofon takabiliriz. Adeta gidiyor iş yaptı. Sesim iyi gelmiyor. Ses nasıl? İyi mi? Mikrofona gerek yok diyorsun. Bizim sesimiz yeter. Evet, maşallah. Bu farklılıklar meşhur kıraat imamlarının okuyuşlarına da yansımıştır. Tespit ettiğim bu 44 kelimeden her biri Hazreti Osman'ın orijinal mushaflarından Medine, Mekke, Kufe, Basra ve Şam mushaflarında nasıl yazılmıştı? Bugün ona nispet edilen Topkapı, Taşkent, Tiyen yani Türk İslam Eserleri Müzesi ve Kahire mushaflarıyla Hazreti Ali'ye nispet edilen Sana mushafında nasıl yazılmıştır? Şimdi size sunacağım çizelgede bunların hepsini bir arada görmeniz mümkündür. Yani bir çizelge, bunu ilgilenen gibi falan yok ama biz bunları kaynakları tarayarak tespit ettik. Geçiyorum, çok göstermeyi. Evet. Hocam arkadan şey çıkıyor mu? Çizelge mi? Nasıl? Çevre için İmam Mus'haf olarak bilinmiş. Ayrıca asıl İmam Mus'haf'dan söz edilmiştir ki bu da halifenin kendisi için yazılmış olan Mus'haf'tır. Onu da eklediğimizde sayı 6'yı bulmaktadır. Bahreyn ve Yemen'e gönderilen Mus'haflardan söz ederek bu sayının 8 olduğunu ileri sürenler varsa da kaynaklarda bu iki Mus'haf'ın imla özellikleriyle ilgili bilgilerden söz edilmiştir. Hazreti Osman'ın yazdırdığı bu mushafların hiç olmazsa bazılarının günümüze ulaşıp ulaşmadığı hususu herhalde Kur'an tarihinin en önemli konularından biridir. Her birinin
zaman içinde nerelerde bulunduğuna dair eski kaynaklarda bazı bilgiler mevcutsa da bu itibariyle bunlardan filan olsa şu kütüphanedir deme imkanımız maalesef yoktur. Bunları tabii bu musafları hepsini Hazreti Osman'a nispet edilen musafların hepsini incelemiş olarak söylüyorum. Yani Londra'da bulunan Musa'yı da, Paris'te bulunan Musaf parçasını da, Topkapı'yı da, Türkistan eserlerini de, Kahire'yi de, Hazreti, evet hepsini incelemiş olarak ulaştığım kesin kanaat odur ki bu Musaflardan hiçbiri Hazreti Osman'ın Musaflarından ne yazık ki biri değildir. Hazreti Osman'ın Musaflarından kopya edilmiş veya onlardan kopya edilmiş Musaflardan yazılmış Musaflardır. Also das kann ich sagen, nachdem ich alle Koranhandschriften analysiert habe vor Ort, die auf den Kalifen Osman zugeschrieben werden, egal ob das jetzt in Istanbul ist, in Taschkent, in Kairo oder halt in den anderen Orten, wo diese Koranhandschriften sich befinden. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass keines dieser Koranhandschriften tatsächlich auf den Kalifen Osman zurückgeht, sondern nur auf Koranhandschriften, die eine Kopie sein können von der Urschrift des Kalifen Osman. Evet, bugün dünyanın çeşitli kütüphanelerinde bulunan ve Hazreti Osman Mustafa olarak adlandırılanlar kaynaklarda veya sözlü olarak şuna. 1. İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Mustafa, 2. Taşkent Mustafa, ki 3'te ikisi eksiktir. İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Mustafa, Kahire El Meşhedül Hüseyni Mustafa, Londra Mustafa ve St. Petersburg Mustafa. Sadece bunlardan St. Petersburg Mustafa ile ilgili incelememiz sınırlıdır. Tamamı değildir. Das ist halt keine ganze Liste über die Analysen von der Urhandschrift von den zugeschriebenen Urhandschriften auf den Kalifen Osman, sondern nur ein Teil davon. Diğerlerinin tamamı tarafımızdan satır satır, kelime kelime, harf harf, diş diş incelenmiş ve birbirleriyle de basit imla farklılıkları karşılaştırılarak çalışmalarımızın dipnotlarında gösterilmiştir. Und alle übrigen Koranhandschriften wurde von unserer Seite Zeile für Zeile, Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort analysiert und miteinander verglichen und in den Fußnoten der Arbeiten und Ergebnisse festgehalten. Ben çalışmalarımda burada söylemişim, St. Petersburg Mustafa hariç, onu da kısmen inceledim. Bu Mustafa'ların veya Mustafa parçalarının tamamını, Londra Mustafa'nın henüz yarısını dedim ama onu da tamamını şimdi bugün itibariyle bilgisayar ortamına aktardım ve satır satır incelemeye, birbirleriyle karşılaştırmaya çalıştım. Şimdi bunlardan sadece neşredilen Topkapı, TM yani Türk İslam Eserleri Müzesi ve Kahire Musaflarıyla Hazreti Ali'ye nispet edilenlerden Sana Musafını kısaca size tanıtmaya çalışacağım. Bu Topkapı Musafının kapağında yazılmış Osmanlıca bir ibaredir. Musafın İlk yaprağından önce onun hakkında 20 cemaziyel evvel 1226'da yani 12 Haziran 1811'de kaleme alınmış Osmanlıca tanıtım yazısına göre bu Musaf bizzat Hazreti Osman'ın mübarek eliyle yazılmıştır. Burada böyle diyor. Keşke öyle olsaydı. Uzun zamandan beri Kahire'de muhafaza edilmiştir. Kahire valisi Mehmet Ali Paşa tarafından Padişah II. Mahmud'a hediye olarak gönderilmiştir. Mushaf'ta katip sehvi, dikkatsizliği olarak değerlendirdiğimiz az miktarda yazım hataları mevcut olup bunlardan bazıları ya da birkaçı şöyledir. Bakara suresinde külü kelimesi 5 A varakının son kelimesi olarak yazıldığı halde 5B'nin ilk kelimesi olarak da tekrar edilmiştir. Şimdi burada gösteremiyorum. Bu. Şimdi,
varsa üzerine var. Ama şurada var galiba. Nasıl bir şey? Evet. Sayfanın son kelimesi külü. 5A. Külü diye bitiyor. Ve enzelnâ aleykümün menne ve selva. Külü. Sonra öbür sayfa geliyor. Külü diye devam ediyor. Min tayyibâtı mârezâkına diye devam ediyor. Also die Seite endet mit dem Wort külü. Und auf der anderen Seite beginnt es wiederum mit Kulu. Bu bir katip sehridir. En'am suresindeki iza kelimesi iz olarak yazılmıştır. Sayfalar baktığınızda anlasın. Araf suresinde vela yerine ve vela yazılmıştır. Enfal suresinde inni ehafu yerine inni ehafu yazılmıştır. Zümer suresinde Ülül Elbab ibaresinde ikinci lam, la düşmüştür. Zaten orada birbirine yakın iki la var. Bu yani birini yazmış, diğerini sehvetmiştir. Mushaf 41'e 46 santim ebadında, 11 santim kalınlığındadır. 408 varaktan oluşmaktadır. Her sayfada 18 satır bulunmaktadır. Maide ve İsra surelerinin başlarına rastlayan iki yaprağı eksiktir. Deri üzerine küfi hatla yazılmış, 1/6 varaklarıyla 11. varakı ayrı bir katibe aittir. Topkapı Mustafa'nda noktalama ve harekeleme işaretleri mevcuttur. Sondaj usulüyle incelediğimiz örneklerin meşhur kıraatlerden hangisine uygun olarak hareketlendiğine baktığımızda gördük ki bu mushaftaki harekeleme ve noktalama işaretleri bütünüyle meşhur 7 veya 10 kıraatten herhangi biriyle birebir örtüşmemektedir. Yani bu mushaf filan kıraate göre harekelenmiştir, noktalanmıştır diyemiyoruz. Buna göre ondaki harekeleme ve noktalama çalışmalarının meşhur 10 imamın kıraati dışına çıkmadığı görülmekle birlikte, yani her hareket, her nokta meşhur 10 kıraatin içinde. Onlardan şunun ya da bunun okuyuşuna göre yapıldığını söylemeye imkan vermemektedir. Demek ki bir başka kıraat imamı meşhurların dışında onun okuyuşuna göre hareketlenmiş. 2. Topkapı Mushaf'ı Hazreti Osman'ın şehadeti sırasında okuduğu veya bizzat kendi yazdığı bir mushaf olmadığı gibi onun çeşitli merkezlere gönderdiği mushaflardan ne yazık ki biri de değildir. Hazreti Osman'ın mushaflarında noktalama ve harekeleme işaretleri bulunmadığını biliyoruz. Tahmis ve taşir işaretleri, yani her 5 ayette bir, her 10 ayette bir konan işaretleri kastediyoruz. Taşir ve tahmisle. Also mit Taşir und Tahmis sind die Zeichen gemeint, die nach jedem fünften bzw. nach jedem zehnten Wort gesetzt wurden. Evet. Sureleri ayıran değişik türde şekiller ve benzeri şeyler de yoktu. Söz konusu unsurlar duyulan ihtiyaçlara paralel olarak gündeme geldi ve yeni yazılan mushaflara girmeye başladı. Topkapı Mushaf'ında ise benzer harfleri birbirinden ayırmak üzere siyah mürekkeple nokta yerine kısa hafif eğimli çizgiler kullanılmıştır. Hareke yerine de konan noktalarda ise kırmızı mürekkep tercih edilmiştir. Bu kırmızı noktaların Ebul Esved Eddüeli'nin metoduna da uygun olduğu görülmektedir ki bu işaretleri ilk defa o uygulamıştır. Diğer bir husus da ayetler arasında renkli mürekkebin kullanıldığı dairevi fasıla işaretleriyle, burak işaretleriyle her 5 ayetin sonunda bu işaretin biraz büyüğünün ve her 10 ayetin sonunda ise daha büyüğünün, yani tahmis ve taşir işaretlerinin bulunması, ayrıca her 100 ayetin sonunda yatay bir dikdörtgen içine mi'e veya 200. ayetin sonuna miyeteyn kelimelerinin yazılmasıdır. Sureler arası süslemeli çizimler incelendiğinde
bunlar için yeterli boşluklara yazım sırasında yer verildiği görülmektedir. Yani Hazreti Osman'ın musafları değil derken dayandığımız delillerden bazıları. Also wenn wir sagen, das ist keine Koranhandschrift, die auf den Kalifen Osman zurückgeführt wird, dann sind das nur einige von den Beweisen, die wir immer anführen. Cer harfi olan ala kelimesi, Mustafa'nın sonradan yazılan varaklarında, yani 24 yerde bu şekilde ya ile, asıl varaklarında ise ala şeklinde elifle yazılmıştır. Hazreti Osman'ın musaflarında kelimenin istisnasız olarak ya ile yazılı olduğu belirtilmiştir. Kaynaklar böyle söylüyor. Bu musaflar hep elifle yazılmış. Hatta kelimesi sadece Nisa suresinde ya ile, diğer bütün yerlerde elifle hatta şeklinde yazılmıştır. Hazreti Osman'ın musaflarında kelimenin her yerde ya ile yazılı olduğu kaynaklarda kaydedilmiştir. Topkapı Musaf'ının yazıldıktan sonra dikkatli bir kontrolden geçmediğini ve meşhur kıraat imamlarından herhangi birinin bu Musaf'ı kullanmadığını söylemek gerekir. Zira az sayıda da olsa katip sehivlerinin böyle bir kontrolden veya kullanımdan sonra bu şekilde kalması düşünülemez. Kapağında Osmanlıca tanıtım yazısında onun bizzat Hazreti Osman tarafından yazıldığı iddia edilmişse de Fehmi Edhem Karatay, Muhittin Selin, profesörler, evet, Edhem Karatay, Muhittin Selin, Ekmelettin İhsanoğlu gibi bilim adamlarının görüşleri onun 1. yüzyılın sonlarıyla 2. yüzyılın 1. yarısına ait olduğu yönündedir. Emeviler dönemine ait bir Musaf olduğu yönündedir. Topkapı Musaf'ı ile Matbu Feh Musaf'ı arasında büyük bir kısmı kelimenin elifle veya elifsiz yazılması ile ilgili olmak üzere 2270 kadar yerde farklılıklar var. Rakamın bu kadar yüksek görünmesinin sebebi farklı imla ile yazılan kelimelerden pek çoğunun Kur'an-ı Kerim'de mükerrer olarak geçmesidir. Tekrar tekrar geçmesidir. Mesela Topkapı Musaf'ında Hakka ve Ala kelimeleri toplam 780'den fazla yerde hatta ve ala şeklinde elifle işte Matbu Suudilerin Feh Musaf'ı diye benim andığım Musaf'ta ise hepsi yayılır. Yani resmi Osmaniye uygun olduğu kabul edilen Musaf'ta. Evet. Musa'nın, Hazreti Osman'ın Medine Musaf'ından bu tespitimiz de oldukça önemlidir. Hazreti Osman'ın Medine Musaf'ından veya ondan kopya edilmiş bir musaftan yazıldığını, yani Medineli olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, Hazreti Osman'ın musafları arasında kelimenin yapısını ilgilendiren 44 yerde yaptığımız karşılaştırma sonunda, bu yerlerin 39'unda onun Medine Musaf'ı ile tam bir beraberlik içinde olduğu görülmüştür. Geriye kalan 5 yerden ikisine, farklı bir kalemle sonradan yapılan müdahale ile birer vav harfi eklenerek, yani Hazreti Osman'ın diğer musaflarında o vavlar var çünkü, kelimenin Mekke, Kufe ve Basra musaflarında olduğu gibi okunması sağlanmıştır. Yani Musa'nın aslında bu iki yerde de Medine Musaf'ı ile paralellik gösterdiğini söylemek gerekmektedir. Diğer üç yerinden birinde ise Medine Musaf'ına olmasa da, Medine kurrasından Ebu Cafer Yezid bin Kaka'nın kıraatine uygunluk söz konusudur. Zikredilen yerlerden son ikisine gelince, Topkapı Musaf'ının bu iki yerde Medine Musaf'ından ayrılışına şöyle bir açıklama getirmek mümkündür. Bu Musaf'ın yazımında Medine Musaf'ı esas alınmakla birlikte bu iki yerde bilerek farklı tercihte bulunmuştur. Nitekim kıraat imamları içinde okuyuşunda bu musaflardan birini esas aldığı halde az da olsa bazı yerlerde diğer musaflardan tercihler yaparak kıraatini oluşturanlar, yani kıraatte telfif yapanlar var. Bugün okumakta olduğumuz musaflarla sahabiler döneminde yazılmış ve kontrolden geçmiş resmi musaf nusaları arasında
gerçekten bir beraberliğin bulunduğu henüz ortaya konabilmiş değildi. Rusların 1905'te Tıpkı basımını gerçekleştirdiği Taşkent Musafı'na da tam Musaf deme imkanımız yoktu. Çünkü bu Musaf aslının üçte birinden daha azdı. 1998'de Paris'te mevcut varaklarının tamamı, yani Kur'an'ın dörtte biri. 2001'de Londra'da mevcut varaklarının yarısı neşredilen Musaflar da tam Musalar değildi. Hazreti Osman'ın bizzat yazdığı ilerisiyle İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki Musaf ise araştırmacıların istifadesine henüz sunulmadığı gibi onu başından sonuna kadar okuyup inceleyen kaç varak, kaç yaprak eksiğinin bulunduğunu dahi bilen yoktu. Topkapı Musaf'ını başından sonuna kadar bilgisayar ortamına aktarıp günümüzde okunanlarla karşılaştırdığımda gördüm ki önemsiz bazı katip sevileriyle esası hiç ilgilendirmeyen basit imla ayrılıkları dışında bu Musaf'ın günümüzde okunan Musaflardan farkı, hiçbir farkı yok. Buna sevindim. Buna çok sevindim. Ama o Hz. Osman'ın Musaflarına yakın bir dönemde onun Medine Musaf'ından yazılmış da olsa onlardan biri değildi. Buna da çok üzüldüm. Herhalde aynı sonuç biraz sonra anlatacağım Tiyan, Kahire ve San'a musafıkları için de geçerli olacak ve ben aynı sevinci ve aynı üzüntüyü tekrar tekrar yaşayacağım. Evet, Türk İslam Eserleri Müzesi Musası Satır Kaymaları olmuş. Ayasofya, Ayasofya Kütüphanesi'nden nakledilmiş. Türk İslam Eserleri Müzesi Musaf'ı. Başlık yukarıda olacak, bu çok önemli. Sonradan yazılan varaklarından birinci yaprağın ilk yüzünün ortasında hendesi düzenlemeleri beyaz çizgilerle ayrılmış, yalnızca müzeyyen dairevi bir şekil vardır. Onun yanında Osmanlı Padişahı 1. Mahmud'un vakıf mühürü yer almaktadır. Son yaprağının B yüzündeki bilgiye göre Davud bin Ali el-Geylani adında biri, onu dağınık olan yapraklarını düzene koymuş. Bunu yaparken eksik olan 14 yaprağını yeniden yazmış, çalışmasını 4 cemaziyeli evvel 841'de yani 3 Aralık 1437'de Mekke'de Kabe'nin karşısını tamamlamıştır. Musaf'ın yine de 3 yaprağı eksiktir. Ebadı 32-23 santim, kalınlığı 13 santimdir. Her sayfası ceylan derisi üzerine siyah mürekkeple ve küfi hatla yazılmıştır. 841'de yazılan yaprakları kağıt olan Musaf, uzun kenarı sağdan sola olacak şekilde düzenlenmiştir. 438. varakından sonraki son sayfasında Ketebehu Osman bin Affan fi sene selasin, yani 30 yılında, Hicri 30 yılında onu Osman bin Affan yazdığı ibaresi yazılıdır. O sayfa şudur. Tabii sonradan yazıldığı besbelli olan bu ibareye inanma şansımız ne yazık ki yoktur. Her sayfasında 15 satır bulunmakla birlikte 405 ve 406. varaklarında 13-14 satır vardır. Burada Musaf'tan bir sayfayı görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اُحِلَّتْ لَكُمْ diye devam ediyor. Surelerin başlarında sure adları, ayet sayıları ve onların Mekki veya Medeni olduklarına dair bilgiler mevcuttu. Musaf'ın orijinal varaklarında yazım hatası hayretli mucit bir şekilde yok. Yazım hatası sıfır olan buna rastladı, bu Musaf'a rastladı. Ayet sonlarını belirtmek üzere üst üste istif edilmiş, hafif sola eğimli kısa 4 çizgi kullanılmıştır. Her 5 ve 10 ayetin sonunda tahmis ve taşir işaretleri yer verilmiştir. Her 100 ve 200. ayetin sonunda da ayrı ayrı işaretler kullanılmıştır. Bazı harflerde nokta yerine kısa ve hafif sola eğimli çizgiler kullanılmıştır. Harekeleme de ise Ebu'l Esved el-Düveli'nin metodunun uygulandığını söylemek mümkündür. Hz. Osman'ın musaflarında nokta ve hareket bulunmadığı gibi tahmis ve taşir işaretleri, sureleri ayıran değişik türde şekiller
ve benzeri şeylerde yoktu. Bu Musaf'ta bulunsunların hemen hepsi mevcuttu. Hazreti Osman'ın Musaf'larında bazı kelimelerin nasıl yazıldığına dair kaynaklarda ittifakla verilen bilgilere aykırı olarak yazılmış kelimeler pek çok imla farklılıkları mevcuttur. Musaf'ın sonunda 30 yılın doğumu Osman bin Affan yazdığı ibaresine yer verilse de onun Hazreti Osman'ın kaleminden çıkmış olması kanaatimizce ihtimal dışıdır. Salahaddin Müneccid meşhur bir Arap yazarıdır. Parşömenlerle, eski musaflarla da çalışmıştır Salahaddin Müneccid. Onu bir söyleyelim. Salahaddin bin Müneccid ist ein sehr bekannter Gelehrter, der sich auch mit den ursprünglichen oder sehr frühen Koranschriften noch beschäftigt hat. Salahaddin Müneccid onun 1. asrın 2. yarısına ait bir musaf olduğuna inanmakta ve gördüğümüz musafların en eskisi ifadesini kullanmakta ise de onun bu görüşüne katılmak zorundadır. İki musaf daha tanıtacağım. Biraz sıkıcı geldi bu bölüm. Ich werde gleich noch zwei weitere Koranschriften vorstellen. Es kann sein, dass es ein bisschen langweilig wird. Yoruldunuz mu? Sind Sie müde geworden? Nein. Kahire'de El-Mektebetül Merkeziyye'li Mahtukat-ı İslamiye'de İslamiye tarafından hazırlanan CD'de verilen bilgileri var. Bu Musaf Eyyubiler zamanında Fazlıye Medresesi'nin kitap deposunda muhafaza edilmekteyken daha sonraki dönemlerde yeri birkaç defa değiştirilmiş. Son olarak 1887'de El-Meşhed-i Hüseyniye, 2006'da ise bakım ve onarım için El-Mektebül Merkeziyye-i Maktutat-ı İslamiye'ye nakledilmiştir. Musaf'ın fotoğrafı budur. 1087 varak olan Musaf'ın ebadı 57-68 cm, kalınlığı 40 cm, ağırlığı 80 kilogram olup her sayfasında 12 satır var. İnandınız mı 80 kiloya? Haben Sie geglaubt, dass es 80 Kilo ist? İnandınız mı? Glauben Sie daran? O zaman inandırmak için size bir şahit göstereceğim. Um Ihnen das glaubwürdig zu machen, werde ich Ihnen einen Beweis bzw. einen Zeugen zeigen. Ben bu Musaf'ı iki defa ziyaret ettim. Ich habe diesen Kodex zweimal besucht. Ziyaretlerimin birinde ben de şüphelendiğim için Mustafa'yı şöyle bir kaldırmak istedim. Weil ich auch daran gezweifelt habe, habe ich versucht, das ein bisschen anzuheben. Tam milim milimine kaç kilogram, kaç gram ölçemedim ama 80 kilogramdan az değildi. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel Kilogramm, wie schwer es wirklich war, aber es war mehr als 80 Kilo. Çünkü bütün varakları deriydi. Weil alle Seiten waren aus Leder. Aslında bu musafların hepsi ceylandır. Alle diese Koranhandschriften bestehen aus Leder von Gazelle. Dört yaprağı eksiktir. Dokuz yaprağı da sonraki yıllarda yazılmıştır. Sayfalarında karışıklıklar vardır. Tabii Mısırların bundan haberleri falan yok. Bunlar bizde de yok. Ebu'l Esved Güveli'nin hareke yerine noktalar kullanarak uyguladığı sistem bu musafta bulunmamakla birlikte benzer harfleri birbirinden ayırmak üzere mesela B ile T'yi ya da pardon mesela Nun ile bilhassa B'yi F ile Kaf'ı ayırmak üzere yer yer bugün kullandığımız noktalar yerine hafif sola eğimli kısa çizgiler yani bugün kullanmakta olduğumuz harekelere benzer işaretler uygulanmış. Ayet sonu ve taşir işaretlerine yer vermiştir. Fatiha ile Bakara dışındaki ayet sureler ise satır boyunda ve genişliğinde süslemeli dikdörtgen şekillerle birbirinden ayrılmıştır. Musaf'ta müstensih sehivleri olarak yani katip hataları olarak değerlendirilmesi gereken yazım hataları mevcuttur. Birkaç örnek vermek gerekirse. Çok olmakla birlikte yani var yazım hataları. Mesela Ali İmran suresinde İstafake kelimesinin elifi düşmüştür. Elifi yazmış. Ali İmran suresinde velem yemsesni kavli kerimi teksine velem yemseni olarak yazılmıştır. Senüthülüm'den sin düşmüştür. Lüthülüm olmuş. Secde suresinde
kelimenin sonunda iki vav yazılmıştır. Fussilet suresinde ellezinin elifi satırın sonunda yazılmış, diğer satıra geçildiğinde lezi unutularak devam edilmiştir. Evet, tanıtım CD'sinde resmi görüşe göre bu musaf, Hz. Osman'ın çeşitli merkezlere gönderdiği musaflardan biridir. Mısırlar öyle iddia ediyor. Hulusi, Mahmud Hulusi, Devif, Es-Sai gibi bazı müellifler de bu görüştedir. Bu konuda makaleler yazmışlar, beyanatlar vermişlerdir. Cer harfi olan ala kelimesi 20'den çok yerde ala şeklinde elifle yazılmıştır. Hz. Osman'ın musaflarında kelimenin ya ile yazılması gerektiğini biliyoruz. Hatta kelimesi için aynı şeyi söyleyebiliriz. Geçiyorum. Mısır makamlarının resmi görüşünde ve bazı yazarlara göre bu musaf, Hz. Osman'ın musaflarından biri diye tanıtılmakta ise de, Salahaddin Müneccid'e göre önemli bir şahsiyet, 1. asrın 2. yarısında Hasan Abdülvehhab'a göre ise 2. asrın sonlarında veya 3. asrın başlarında yazılmış olmalıdır. Musaf'ta, bana da sorarsanız bu musaf, Topkapı Musaf'ından da, Türk İslam Eserleri Musaf'ından da eskidir. Also wenn Sie mich fragen, ist diese Koran-Handschrift älter als die in Istanbul in Topkapı und älter als die auch in... Yani Hicret'in 1. asrının 2. yarısında yazılmış olma ihtimali kuvvetlidir. Bunu Musaf'ı inceleyen tek kişi olarak söyleme hakkım herhalde vardır. Evet. Bunları da söyleyeyim. Hicret'in 1. asrının 2. yarısında, yani 1. asrın 2. yarısında yazılmış olması muhtemeldir. Ben bu kanaatteyim. Topkapı ve Türkistan eserleri Musaf'ından da eskidir. Yani Musaf'ı başından sonuna kadar incelemiş bir kişi olarak kim ne derse desin bu kadarını söylemenin hakkım olduğunu düşünüyorum. Also nach meinen Analysen bin ich der Meinung und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass diese Koranhandschrift in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach der Hijra entstanden worden ist und somit auch älter ist als die Koranhandschrift in Topkapı, auch älter als die Koranhandschrift in Türkistan. Söz konusu, und er ist der Einzige, der auch diese Analysen gemacht hat. Söz konusu, daha önce sözünü ettiğimiz 44 yönde yaptığımız karşılaştırma sonunda, onu Hz. Osman'ın musaflarından herhangi biriyle birebir ilişkilendirmenin mümkün olmadığı görülüyor. En çok uzaklaştığı ve farklılık gösterdiği musaf, Şam musafı, en yakın olduğu ise Hz. Osman'ın Küfe musafıdır. Başından sonuna kadar Hz. Osman'ın musaflarından ayrılmadığını, ve bu 44 yerde onlardan şuna veya buna paralellik gösterdiğine göre musaf, söz konusu kelime ve harflerin yazımında bilerek tercihler yapabilen ehliyette biri tarafından yazılmış olmalı. Bu da benim yorumum. Şimdi Hz. Ali'ye nispet edilen musaflar. Hz. Ali ve ilk musaflar konusunun Kur'an tarihinde ayrı bir yeri olduğunda şüphe yoktur. Ve muhtelif kütüphanelerde ona nispet edilen musaflar vardır. Bunlardan herhangi biri üzerinde başından sonuna kadar yapılmış bir inceleme bulunduğunu ben sanmıyorum. Ben bu musaflardan inceleyip neşre hazırladığım ve neşrine muvaffak olduğumuz Sana musafını kısaca size tanıtacağım. 1965'te Sana'daki El Camiül Kebir'in deposundan ve 1972'de aynı caminin çatısından çıkan ve bu Saarland Üniversitesi'nden Gert ve Huyn ve arkadaşlarının üzerlerinde çalıştıkları musaf varaklarıyla bu musafın bir ilgisi yoktur. Ve onların Yemen hikayesi uzundur bilirsiniz ama bu başka bir şey. Musaf halen Sana'da El Camiül Kebir'in, Büyük Cami'nin kütüphanesindedir. 34'e 36 ebadındadır ve sayfalarında 20 satır mevcuttur. İki cilt halindeki Musaf, Hz. Ali'ye nispet edilmekte, hatta onun kaleminden çıktığı ileri sürülmektedir. Zira birinci cildinin miklebinde, miklep dediğimiz şey, Musaf'ın şöyle kapağının birinde, öbür tarafı şöyle kapatan bir
Also Kolophon, was hier als Kolophon bezeichnet ist, kennen wir eigentlich aus den Koranausgaben, die der Abschnitt bzw. die Pappe, die auf dem Deckblatt vorhanden ist, um die anderen Seiten abzuklappen. Evet, onun mikrebinde iki torunun babası, iki torun, iki torundan maksat Hasan dedi, iki torunun babası, yani Ali tarafından yazılmış olan ve iki şehide ait bulunan Mustafa'nın ilk yazısı, Recep 1395 ibaresi mevcut. Ennısful evvel min Mustafa şehideyn bi kalemi emisittin Recep elf silasemiye ve hamse ötesi ibaresi yazılıyor. Burada iki şehitten maksat Hazreti Ali'nin Yemen valisi Ubeydullah bin Abbas'ın iki oğludur. Ve bu çocuklar Muaviye bin Ebi Süfyan'ın Yemen valisi Büsr bin Ebu Ertat tarafından katledilmiştir. Mustafa'nın bakıma ihtiyacı vardır ve yaklaşık %15'i zayi olmuştur. Az sayıda da olsa başka katipler tarafından yazılmış varaklar vardır. Ayet sonları belirtilmiş olup her 10 ayetin sonunda süslemeli taşir işaretleri vardır. Ayrıca her 100 ayetin sonunda daha farklı şekillere yer vermiştir. Sureler ise içleri değişik renkte süslemelerle doldurulmuş, genellikle bir satır boyunda ve genişliğinde şekillerle birbirinden ayrılmıştır. Musaftaki noktalama ve harekelemelerin meşhur kıraatlerden hangisine göre işlendiği sorusuna cevap aramak üzere sondaj usulüyle yaptığımız inceleme sonunda onun bunlardan herhangi biriyle birebir örtüşmediği, ancak onların bütünü dışında da olmadığı görülmüş. Mustafa'nın mikrebinde onun Hazreti Ali tarafından yazıldığı not edilmişse de, görünen nitelikleri karşısında buna ihtimal, bu ihtimal dışıdır. Mustafa'nın iki şehide ait olması durumunda, hicretin birinci asrının ilk yarısında yazılmış olması gerekir ki, bunun için söylenecek söz de aynı olmak gerekir. Çünkü o iki çocuk hicretin birinci asrının ilk yarısında şehit olmuşlar. Muhittin Selin'in, Profesör Muhittin Selin'in bana verdiği nota göre Musaf hicri ikinci asra aittir. İsmail bin Ali Ekva ise Yemenli bir alim. Onun görüşü de aynıdır. Musaf'ın katibinin çok dikkatli biri olduğu görülmekle birlikte Bakara suresinde Atina kelimesinin yazılması unutulmuştur. Rabbena atina fid dünya hasene derken atina kelimesi unutmuş. Sonra Tur suresinde Vasbir'deki vav fa olarak fas bir şekilde yazılmış. Daha sonra bir başka kalemle fa'nın üzerine ayrıca bir vav elif yazılarak bu hataya dikkat çekilmiştir. Vakıa suresinde femalune minha Kavli Kerim'i femalune minhu olarak yazılmış. Minhu'daki zamirin üzerine sonradan bir elif ilave edilerek bu hataya dikkat çekilmiştir. Başka hata, başka hatada bu musafta bu kadar. Baştan sona yazıyor, bu kadar hata çıkıyor. Hazreti Ali'ye nispet edilen başka musaflar da var. Kısaca bir iki dakika içinde onları da söyleyeyim. Hazreti Ali'ye nispet edilen diğer musaflar üzerinde henüz ayrıntılı bir incelememiz olmamışsa da araştırmacılara yardımcı olma ümidiyle onların hiç olmazsa adreslerine işaret etmekte fayda vardır. Kahire El-Meşhedi Hüseyin'in nüshası. Resmi CD'sinde Mustafa'nın 14-19 cm ebadında ve 17 cm kalınlığında olduğu 508 varak ihtiva ettiği her sayfasında 14 satır bulunduğu zikredilmiştir. İstanbul Türkiye İslam Eserleri Müzesi nüshasında da 30'a 21 ebadında bir musaf vardır. 382 varaktır. Nas suresinin sonunda Ali bin Ebi Talip tarafından yazıldığına dair bir not bulunmaktadır. Her sayfasında küfi hakla yazılı 16 satır vardır. Topkapı Sarayı Müzesi nüshası. İşte bunları da söylemiş olalım zamanı uzatmamak için. Bir de burada belki okumamız gereken bir cümle var. Okuyalım. 29.5-27.5 ebadında olup 414 varaktan meydana gelmiştir. Mehmet Boynu Kalın, değerli bir araştırmacı arkadaşımız, ricamız üzerine bu üç musafı başından sonuna kadar okumuş. Basit imla farklılıkları dışında Topkapı, Tiyen ve
neşret diyoruz yani, Kahire Musaflarıyla aynı iyilik içinde olduklarını, çok az sayıda katip sevgileri bulunduğunu tespit etmiştir. Hazreti Ali Musaf'ı deyin, Hazreti Osman Musaf'ı deyin, ya da ne bileyim kime ait olduğu bilinmeyen Hicri 1. asra ait varaklardan söz edin. Bu varaklardan bugünkü musaflarla ait oldukları varakları karşılaştırın, sayfaları karşılaştırın. Bugüne kadar yaptığımız karşılaştırmalarda bunlar arasında hiçbir ayrılığın bulunmadığını görüyorsunuz. Yani sonuçta bu değil mi yani en önemli, en muhteşem sonuç. Egal ob Sie diese Koran-Handschriften jetzt Koran-Handschriften, Handschrift des Kalifen Ali nennen oder Koran-Handschrift des Kalifen Osman nennen oder sagen, es sei eine Zusammenstellung von verschiedenen Fragmenten und Sie auch diese Fragmente bzw. diese Koran-Handschriften miteinander vergleichen, wenn Sie feststellen, dass unter diesen Koran-Handschriften keine Unterschiede existieren. İşte diğer musaflar bazı kaynaklarda bunları zikrediyorlar. Ben görmedim. Meşhed'de Hazanetül İmam Rıza Musası, Necef'te Mektebet Emirü'l-Müminin Ali Musası, yine Necef'te Er-Ravdetül Hayderiye Musası, Irak Müzesi Musası diye bir yazar bunların isimlerini bize zikrediyor. Şimdi saygıdeğer dinleyenler, aziz gençler, dostlar, arkadaşlar, tanıtmaya çalıştığım bu musafların dikkatinizden kaçmadığını tahmin ettiğim bazı ortak özelliklerini hatırlamamıza fayda verir. Bir, hemen hepsi muhtemelen Hicri 1 veya 2. asra ait. Değil mi? Bu bir. İki, Topkapı ve Sana musafları Hazreti Osman'ın Medine musafıyla, Tiyem musafı Basra musafıyla, Kahire Musaf'ı muhtemelen Kufe Musaf'ıyla, halen üzerinde çalışmakta olduğum Londra ve Paris Musaf'ları Şam Musaf'ıyla irtibatlıdır. Yani o Musaf'lardan veya onlardan istinsa edilmiş Musaf'lardan yazılmıştır. Üç, dönemlerinin şartlarında bu yerler birbirinden çok uzak coğrafyalardır. Ben İstanbul'dan buraya galiba 3 saatte geldim. Eğer o günkü şartlarda gelmiş olsaydım kaç günde gelirdim onu tahmin ediyorum. Yani musaflardan biri Basra'da yazılıyor, biri Şam'da yazılıyor, biri ikisi Medine'de yazılıyor. Yani birbirlerinden çok uzak coğrafyalarda yazılmış. Also ich bin jetzt aus Istanbul in 3 Stunden gekommen, wenn ich in der damaligen Zeit gelebt hätte, wer weiß, wie lange ich gebraucht hätte. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, auch bezogen auf die Koranhandschriften, dann sehen wir, dass die Abschriften bzw. die Herstellung dieser Kodizes in Basra, in Kufa und so weiter erstellt worden ist, die eine sehr weite geografische Lage aufweisen und sehr schwer oder in sehr langen Zeitabständen zu erreichen waren. Hepsinin katipleri farklıdır ve bunların birbirlerini tanıma ve dolayısıyla bu musafların birbirinden kopya edilmiş olma ihtimali yok gibi. Boyutları, yaprak sayıları, satır sayıları, düzenleri farklıdır. Yani katiplerinin birbirlerinden etkilenmediği açıktır. Gerek sure, gerekse sureler içindeki ayet düzeni ve sıralaması açısından aralarında hiçbir ayrılık yoktur. Başlarından sonlarına kadar metin birlikteliklerine sahipler. Mana açısından hiç önemi olmayan. Bazı imla, elif kelime, elifle yazılmış, elifsiz yazılmış. Farklılıklarıyla bazılarında görülen basit ve sınırlı sayıdaki katip sehirlerinin kayda değer olmadığını düşünüyorum. Bu sonucu önemsiyorum, muhteşem görüyorum, sizlerin de önemsediğini umuyorum. Biz metin çalışmamızda neler yaptık, kısaca onları da söyleyeyim. Musafların metni İmlasına sadık kalarak aynen yazılmış, kelimenin veya harfin ne olduğuna dair bir karine yoksa, yani kelime bozulmuşsa, rutubet vesaire sebeplerle, veya tamamen okunmuyorsa, o harf ve kelimeler yerine harf sayısı kadar, mesela ala kelimesini okuyamıyorsak, oraya 3 tane harf, 3 tane nokta koymuşuz, işaretler kullanılmıştır. Genelde bu musaflardaki noktalama ve harekeleme işaretlerinden bir hayrisi belli belirsiz hale gelmiş olduğundan
Bilgisayar yazılımında bu işaretlerin metne işlenmesi yoluna gidilmemiş. İşte Suudilerin Musaf'ı dedi, Fehd Musaf'ı dediğimiz Musaf'ın ve bizim de Musaf'ın noktalamasıyla yetinmiştir. Sayfalardaki satır düzeni aynen korunmuştur. Topkapı Musaf'ını bilgisayar ortamına nakledilirken imla açısından onun matbu Fehd Musaf'ı ile karşılaştırdık ve farklarına dipnotlarda işaret ettik. Size bir sayfa örneği. Yani bu satırlara muazi olarak burada numara verdik. Bu satırda ne yazıyorsa, mesela 13. satırda ne yazıyorsa bu 13. satırda aynı şeyi bulmanız mümkündür. Dipnotlarda da matbu bugün elde mevcut musaflarla, daha doğrusu Mısırların, Suudilerin, diğer İslam ülkelerinin kullandıkları musaflarla aralarındaki imla farklılıklarına da dipnotlarında işaret edilmiş. Kaynaklar bu konuda ne diyorsa onlar da zikredilmiş. Also hier wurden die Zeilen in der Veröffentlichung dieser Koranhandschriften originalgetreu wiedergegeben. Das heißt, wenn es 12 oder beziehungsweise 14 Zeilen gab, wurde das auch in der Veröffentlichung mit übernommen. Und in der Fußnote wurden die Unterschiede, die zu den bereits jetzt vorherrschenden Koranversionen, sei es in Ägypten oder halt in Saudi-Arabien, verglichen und die Unterschiede in den Fußnoten festgehalten. Türk İslam Eserleri Musaf'ında bu karşılaştırmayı bu defa Topkapı ve Matbu Fehd Musaf'ı ile üçlü olarak yaptık. Evet, burada da aynı şeyi yaptık. Kahire Musaf'ında ise karşılaştırma beşli yapılmış. Dipnotlarında bir kelimenin Kahire, Taşkent, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Musaflarında nasıl yazıldığını bir arada görmek mümkün olmuştur. Evet. Sana Musaf'ına gelince karşılaştırma altı Musaf arasında olmuş. Yani Sana, Topkapı, Taşkent, Tiyan, Kahire ve Fehd, Matbu Fehd Musafları arasında İmla farklılıkları bir arada görülebilmiştir. Ayrıca bu farklar konusunda eski kaynakların ne dediği zikredilerek araştırmacılara yardımcı olmaya çalışılmıştır. Musafların bilgisayarda yazımı sırasında ayet numaralarında Matbu Fehd Musafı esas alınmış, gerek bu numaralar gerekse sure adlarıyla numaraları ve o surelerdeki ayet sayıları köşeli parantez içinde yazılmıştır. Sonuç olarak belirtmek isteriz ki günümüze ulaşan musaflardan Hazreti Osman'a nispet edilenlerin hiçbiri onun musafı değildir. Hazreti Ali'ye nispet edilenlerden incelediğimiz için değerlendirmemiz aynıdır. Corpus Christi ve benzeri Kur'an araştırma merkezlerinin çalışmalarıyla bunlardan hiç olmazsa birine ulaşmak temennilerimiz arasındadır diye o dostlara bir mesaj vermeye çalıştık. Musaflarda görülen yazım hataları meselesine gelince. Konuşmanın giriş kısmında musaflarda görülen yazım hataları konusunu Batılı bazı oryantalistlerin Müslüman yazarlardan farklı bir yaklaşımla ele aldıklarını, genelde bu hatalara bakarak Kur'an'ın güvenilirliği aleyhine sonuçlar çıkardıklarını belirtmiştim. Batı'daki bu yaklaşımı toptan reddetmesem de gördüğüm bazı örneklerle üretilen sonuçlara katılmadığımı hoşgörünüze sığınarak belirtmek isterim. Burada yazarın adını zikretmeden vereceğim bir örnek maksadımı anlatmama yardımcı olacaktır. Yazar, Amerikalı bir yazar, 6 Haziran 2008 tarihinde İstanbul'da dinlediğim konferansında Nisa suresinde geçen kelale yani varisi olmayan muris, ölü, varisi yok kelimesiyle ilgili olarak ilginç bir yorum getirmiştir. Buna göre kelimenin aslı kelale değil kelledir. Kelle iken değiştirilmiştir. Yani
Burada kelale arada elif yazılmıyor. Genelde bu eski musaflarda elifler asgari ölçüde kullanılıyor. Buna dikkatimizi çekiyor. Normalerweise schreibt man keine elifs innerhalb eines Wortes in den alten Schriften. Das muss man beachten. Bu zat, bu kelimenin, evet, yani Kur'an'da tarif yapılmıştır. Delili de Paris Mustafa adıyla zikrettiğimiz Musa'da bu kelime üzerinde düzeltme yapılmış olmasıdır. Evet. Kelime şu. Evet. Kelime burada iki lam ile yazılıdır. Ama üzerinde gerçekten oynama vardır. Doğru. Yazarın bu tespiti doğrudur. Lam harfleri başka bir kalemin ürünüdür ve yazının genel karakterine de uymamaktadır. Peki, ne yapacağız şimdi? Daha sonra tezini kitaplaştırdığını gördüğümüz yazara göre tek lam ile yazılan kelle kelimesi eski Akkadça'da kız çocuğu manasına geldiğine göre kelle Akkadça'da kız çocuğu manasına geliyormuş. Arapçada da aynı manaya gelmemesi için hiçbir neden yok tahmini. Buna göre yazar kelimenin aslının kelle olması durumunda İslam hukukunda meydana gelecek değişikliğe vurgu yapmış, bu değişikliğin arkasında siyasi bir neden olduğunu düşünmüştür. Yani burada kız çocuğuyla Hazreti Peygamber'in kızı Fatıma kastedilmiş olmalıdır. Emevi taraftarları onu Hazreti Peygamber'in mirasından mahrum etmek için kelime üzerinde değişiklik yapmışlar. Efendim? El-İnsaf. Şimdi bu kelimeyi diğer musaflarda da görmeye çalışıyorum. Buyurun. Bu Kahire Musafı, kelale kelimesi iki lam ile ve herhangi bir üzerinde oynama yoktur. Also wie Sie sehen, das ist die Kahirene Ausgabe. Und da wird kelale ohne ein Elif in der Mitte geschrieben. Und da gibt es auch keine Korrekturen. Bu da Türk İslam Eserleri Müzesi Musası. Burada da kelale kelimesi var. Burada da herhangi bir oynama yok ve kelime iki lam ile yazılmış. Auch in der Tiam-Ausgabe sehen wir, dass Kelale ebenso mit zwei Lam geschrieben wird und in der Mitte sich kein Elif befindet, aber auch keine Korrektur. Bu da Topkapı Musafı. Burada da Kelale kelimesini görüyoruz. İki Lam ile yazılmıştır ve üzerinde herhangi bir oynama yoktur. Ebenso auch in der Koran-Anschrift von Topkapı. Günümüzde eski veya yeni hatlatlar tarafından yazılmış Mushaflar, basın öncesinde yetkili kurumlara onay için getirildiğinde incelenmekte her birinde onlarca yanlışın bulunduğu tespit edilerek bunların tahsil edilmesi sağlanmaktadır. İnsan elinden çıkmış bütün metinlerde bu tür hataların bulunması tabii iken bu kurgu yazarın aklına nereden gelmiş bunu anlamak zordur. Yazarken hata yapmadığımızı iddia etmemiz mümkün müdür? Hepinize sorun. Katipler yazacak, birileri veya bizzat kendileri onların yanlışlarını gördüklerinde tasvir edeceklerdir. Çekin biraz önce tanıtmaya çalıştığım musafların hepsinde az da olsa yazım hataları vardır ve bu çok normaldir. Buna göre Kur'an'ın mevsukiyetiyle bu tür şeyleri ilişkilendirmenin bizi sağlıklı bir sonuca götürmeyeceğini düşünüyorum. Bunu da siz okuyun. Çok değerli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularınız varsa onları alabiliriz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen an der Stelle zu stellen. Ich sehe jetzt zwei Fragewortmeldungen. Herr Altinger, Herr Zini und Herr Arnasch. Beide sind gut. Ja, aber da ist es.
Hocam Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık, emrinize sağlık. Cenab-ı Allah. Büyük hizmetinizden sonra daha büyük bir hizmete muvaffak kılın. Benim ilk önce aklıma takılan, siz lise çağında, ortaokul çağında hocalarınızdan öğrendiğinizi anlattınız. Biz de sizden daha çok evladınız yerindeyiz. Biz de hep öğrendik ki... O kadar ki... yaş farkı var mı aramızda? Bizi daha iyi. Yaşınız kuralımız. Saçınız. Hacı Zahari'nin harekeleri yazdırdığını o dönemde Kur'an'la ilgili okuduğumuz bilgilerde öyle öğrenmişti. Evet. Ona, o devre emeliler döneminde bir ara bir girdiniz. O ilk yazılan eski Musa Kahire'ye gelen o devre ait olduğunu söylediniz. Birisi o. Yani neyi soruyorsunuz? Hareketlerin olmadığını, bir tabii. Şey olmadığını dediniz. Evet. O hareketlerden hiç elinize geçmedi. Haccacı Zalim devrinde hareketlerine başlandıysa öyle bir şey yok mu elinize? Tabii bunların hepsinde o döneme ait ya da çoğunda ilk hareketler mesela Kahire Musaf'ı ilk harekeleme unsurlarına ihtimal ediyor. Yanlış mı söyledim? Noktalama mıydı o? Noktalamaydı. Peki, yani elimize geçen parşömenlerden o ilk dönemin işaretlerini bize veren bir hayli vesikalar elimize. Yani ilk defa hakikaten kelimelerin bilhassa iratlarını, son harekelerini doğru okumayı sağlamak üzere Haccac'ın girişinde bulunduğu ve bu çalışmayı bir şekilde ikna ederek, bir tertiple hatta ikna ederek Ebu'l-Esved Eddüveli'ye yaptırdığını biliyoruz. Yani Düveli'nin vefatı da Hicri 65 yılıdır. Demek ki bu çalışma 50-60'lı yıllarda, Hicri 50-60'lı yıllarda yapılmıştır. Ve bu çalışmanın izlerini, örneklerini pek çok parşömende, pek çok varakta görüyoruz. Ama hangisi bizzat Düveli'nin yaptığı çalışma? Bunu tespit imkanımız yok. Bir de diye tercüme. Also es wurde gefragt, dass Herr Altener von damals, also in seiner Zeit, gelernt hat, dass die Vokalisierungen mit Hajjaj begonnen hat, beziehungsweise vor ihm keine eigentlich gab. Und die Frage war, ob Herr Altekulac solche Dokumente bzw. Fragmente ohne diese Vokalisierungszeichen erhalten hat oder nicht. Und Herr Altekulac meinte, dass es eine Menge von Dokumenten und Handschriften gibt, die ohne diese Vokalisierung sind. Und dass einer der ersten, die diese Vokalisierungsbemühungen gemacht haben, Haccac war. Und der unter anderem, also man überliefert, er habe Abu Aswad al-Dueli beauftragt, dass er das auch im Koran dann natürlich umsetzt. Und wenn man betrachtet, wann er gestorben ist, Abu Aswad al-Dueli, das war dann zwischen den Jahren 50 und 60 nach der Hijra, kann man annehmen, dass es halt sehr früh gewesen ist. Efendim, iki soru affedersiniz. Siz kendiniz hafız olduğunuz için şimdi yazılar bazen birbirine çok az bir farkla şey olduğunu ama sizin kanaatınıza göre biz de öyle anladık. Yine hepsi birbirine tuttuğunu gördük. Metin olarak. Benim sorum Kur'an-ı Kerim'in lisan olarak ezber bilinen geleniyle bu yazılanların arasındaki fark nasıl şey olmuş? Yok. Yok öyle şey. İkincisi? Yani imla farkı ne olursa olsun aynı okuyoruz. Okuyuşumuzu etkilemiyor mu? Allah razı olsun. Ha. İkincisi de biz de biliyoruz ki okuyuş farklılığı, kıraat farklılıkları, meşhur kıraat farklılıkları var. Sahabeye dayanmak var. Evet. Siz dediniz ki Hazreti Osman devrinde Azerbaycan ve Türkmenistan'ın o bölgelerin fethinden dolayı farklı. Azerbaycan ve Ermenistan. Ermenistan'ın fethinden dolayı farklı okunuşlar olduğundan İmami Kur'an rahatlıkla o yazılanların onun dönemi, onun gönderdiği Kur'an'a İmam Kur'an gönderildi. Daha hiçbir şey gönderilmemiş. Azerbaycan ve Ermenistan'ın fethi sırasında o bölgelerde kimsenin elinde dayanak olarak bulunan resmi hiçbir şey yok. Herkes kendine göre bir şeyler yazmış etmiş. Tabii daha çok ezber müessesesi işliyor.
Ağızdan ağza hıfız yoluyla Kur'an-ı Kerim öğretimi devam ediyor. Kur'an müesseseleri yavaş yavaş gelişmeye başlamış. Ama elde resmi bir Musaf yok. Sadece Hazreti Ebu Bekir'in Musaf'ı var, o da Hafsa validemizde. Onu muhafaza ediyor. Bugün gençlere söyledim, Hafsa validemizi ben çok seviyorum dedim. O Kur'an'ı, o Musaf'ı böyle sıkı sıkı korumuş. Medine valisi istemiş, vermemiş. Ama Müslüman hanımlar arasında Hafsa ismi hemen hemen yok gibi bir şey. Ankara'da bir hanım tanıdık, ismi Hafsa'ydı. Ne olur biraz Hafsa ismi koyun, çok kız çocuklarına. Kurban, soruya geçmeden bir tane şey yapalım. Tamam Beyza. Şu arayı, aranın abiye söyle. Also, Altun hat gefragt, dass Herr Autopilot ja ein Hafiz ist, das heißt den ganzen Koran auswendig lernt. Und es ja eigentlich gewöhnlich ist, dass in der Orthographie zwischen diesen Koranhandschriften sehr, sehr kleine Unterschiede gibt. Und da war die erste Frage, wie es ist mit den Unterschieden zwischen dem mündlich überlieferten Koran, der ja auswendig gelernt wurde zur damaligen Zeit, und mit dem schriftlichen Koran, der ja schriftlich festgehalten und verbreitet worden ist. Gibt es da welche Unterschiede? Normal Autokorrekt, nein, es gibt überhaupt keine Unterschiede in der mündlichen Tradition bzw. in der Lesart. Natürlich gibt es diese Qira'at-Unterschiede, die zur damaligen Zeit ja überliefert werden. Aber was diese Koranhandschriften, wenn man sie miteinander vergleicht, in der Rezitation nicht da sind. Und die zweite Frage war, also die wurde begonnen, zwar noch nicht beantwortet, dass ja gesagt worden ist, dass es verschiedene Lesarten gab während den Eroberungszügen nach Aserbaidschan und Armenien, zum damaligen Armenien. Und dass es ja einen Imam Mushaf gab, der verteilt worden ist. Das hat er jetzt korrigiert. Damals, zu dieser Zeit, wo diese Eroberungszüge waren, gab es keinen Imam Mushaf, also keine offizielle Ausgabe, die als Referenz gelten konnte, weil jeder hatte damals den Koran auswendig gelernt und es mündlich weiter tradiert. Und wir hatten keine offizielle Ausgabe, womit man das vergleichen konnte. Die einzige offizielle Ausgabe ging zurück auf den ersten Kalifen, Abu Bakr. Und der hatte diese Ausgabe der Prophet-Tochter Hafsa übergeben. Und Herr Autokulaj hat eine bestimmte Sympathie, was die Propheten, was Hafsa betrifft, weil sie diese Koranausgabe so sehr beschützt hat, obwohl sogar der Stadthalter von Medina es gefordert hat von ihr und sie es nicht hergegeben hat. Und er würde sich deswegen sehr freuen, wenn wir oder beziehungsweise unsere Verwandten später in der Zukunft ihre Kinder nach dieser Prophetengefährtin benennen würden. Jetzt kommt die abschließende Frage. Bu bağlamda hocam, Hazreti Osman'dan Abdülhamid Han'ın son devrede halife olarak onunla kuranlar yazdırıp merkezlere gönderdiğini, Malezya'ya gönderdiğini biliyoruz. Hazreti Osman. Abdülhamid. Yani yakın dönemde niye ihtiyaç duymuş yani? Bu uzun bir sizin çalışma... Makbul Musaf falan yok ki o zaman. Makbul Musaf yok. Yani Abdülhamid döneminde de... Elbette. İlk defa benim bilgim beni şu anda yanıtmıyorsa ilk defa Musaf bastırıyor ve Ali Rukavi hattıyla Mısır'a şuraya buraya gönderiyor. Ama görenler ilk defa aman bu felaket imlasında çok değişiklik var. Bu musaflar nerede görülürse yakılmalı öyle ezerin fetvası var. Niye öyle? Niye öyle? İkinci Abdülhamid'in yaptığı iş nihayet bir devlet adamı, bir padişah olarak Kur'an'a hizmet etmiş. Müslümanlara yardımcı olmak üzere. Musafların yardımcısı şu illa bu illa onu bilmesi elbette mümkün değildir. Ama Osmanlı hattatları Musaflara bol bol elifler ilave ederek, Resmi Osmani'nin bazı özelliklerini değiştirerek, okuyuşu etkilemese de, Musaflar yazmışlar. Kimse bunun pek tartışmasını da yapmamış. Ne zaman Musaf baskıları gündeme gelince, yayılınca, ya o Musaf mı, bu Musaf mı filan derken tartışmalar başlamış. Bugün biraz gençlerle bu konuları konuştuk. Evet. Also die Frage war, dass der osmanische Sultan und gleichzeitig auch der Kalif von damals ja beauftragt hat, dass eine Koran-Ausgabe in alle Ecken der Welt versandt werden, zum Beispiel nach Malaysia und in andere Länder. Und warum hat der Sultan damals so ein Bedürfnis gehabt? Die Antwort war, dass es damals ebenfalls keine gedruckten Ausgaben gab, sondern immer noch handschriftlich geschrieben worden sind.
Und deswegen wollte er eine Dienstleistung anbieten, einen Dienst an die Muslime, dass er diese Korane vervielfältigt hat und in alle Regionen verschickt hat, nach der Version von einem Gelehrten namens Ali al-Qari. Und er hat das zum Beispiel auch nach Ägypten geschickt, doch diese Ausgabe wurde wegen den vielen Unterschieden zu dem eigentlichen Koranhandschrift bestehen, abgelehnt. Und es gibt sogar eine Fatwa bzw. ein Rechtsgutachten von der Universität Al-Azhar, dass die damaligen Versionen, die von Abdulhamid kommen, vernichtet werden bzw. verbrannt werden, weil sie sehr viele Unterschiede zu dieser eigentlich geglaubten Koranhandschrift haben. Die ersten Diskussionen sind erst dann angefangen, bezüglich dieser Differenzen, was die Orthographie betrifft, nachdem der Druck angefangen hat und man in Massen den Koran vervielfältigen konnte. Vielen Dank, was Sie belohnen für diese Aufgabe, die Sie sich aufgelöst haben. An einer Stelle haben Sie den Herz entfernt, so haben Sie es genannt. Wenn Sie das jetzt nicht ausführen können, aufgrund der Zeit, können Sie da einen Hinweis geben auf Literatur, vielleicht auch nicht wirklich. Zwei Fragen noch, dass diesen Fehler, den Sie bezeichnet haben, als Abschreibung von Pistenfehler, wie beispielsweise bei Utrulu, mit einem doppelten Wow hinten, das erscheint mir aus der heutigen Perspektive also nicht sehr plausibel, dass man so einen Fehler macht. Doppeltes Wow, wie kommt es dazu? Man hat ja nicht den Druck gemacht. Und drittens, wie war die Resonanz auf Ihr Ergebnis in Berlin? Gibt es auch in dem Zusammenhang vielleicht eine Würdigung der speziellen oralen Tradition, die es in der muslimischen Geistesgeschichte gegeben hat, die es in der Art und in der Form ja auch in der Religion gegeben hat? Dankeschön. Gerade Tevfik hakkında bir şeyler bahsettiniz. Bunu tam açmadınız. Bunun hakkında da bazı tavsiyeleriniz olabilir mi okuyabileceğiniz literatür hakkında? Gerade Tevfik konusunda. Bu birinci soru. İkinci soru. Udhulu gibi kelimelerde hani yazanlar olduğu hani, Kur'an'ı daha çok yayma adına çoğaltan kişilerde ortaya çıkan bu hatalar ben bugün baktığımda fazla bana şey gelmiyor yani mantıklı gelmiyor. Bu neden kaynaklanıyor? Niye Udhulu'da mesela sonun iki tane vav olması? Yazarken bir Kur'an nüshasından öbürüne geçirirken neden böyle bir hata oluşmuş? Hani bunun gerçek nedeni nedir? Bana tam mantıklı gelmiyor. İsminizin hatası olmasına mahkum olmuyor. Ha, müstahsi hatası olmasına mahkum olmuyor. Mahkum yok, çift var olmuyor. Çift var olmuyor. Üçüncü soru da, Berlin'deki konuşmamıza nasıl tepki geldi? İyi mi buldular, kötü mü buldular? Ve nerede? Berlin'deki yaptığımız konuşmaları. Ve bunlar duyduktan sonra da lisani olarak Kur'an aktarılması bir şekilde şey oldu mu yani değer gördün mü sizin konuşmanızdan sonra? Sondan başlayayım. Bazen gelenek istiyorum. Söz aktarım, kılmazlar gözüm sayın. Bu da bir şey aktarılmış. Tabii. Sondan başlayayım. Berlin'de bu konuşmayı ben yaptım. Büyük dikkatle dinlediler. Dinleyenlerin çoğu Almandı ve oryantalistler araştırmacılar vardı. Also ich habe diesen Vortrag ja in Berlin gemacht zwischen sehr vielen Islamwissenschaftlern und Orientalisten. Ve çok memnun kaldıklarını söylediler. Sind sie zufrieden? Bu söylenebilir ama acaba asıl düşünceleri nedir? O önemlidir. Kannst du sagen, dass Sie nach dem Anschein her diese orale Tradition gewürdigt haben? Aber man muss sich fragen, was die eigentliche Absicht von diesen Leuten ist. Ich will die yapmayı teklif ettiler. Sie haben angeboten, eine Zusammenarbeit einzugehen. Birlikte çalışalım. Sen bu işleri iyi yapıyorsun. Başka İslam dünyasında da bu çalışmaları yapan kimse yok dediler. Man hat gesagt, Sie kennen sich aus. Sie sind eine quasi Koryphäe in den islamischen Ländern, was das betrifft. Yani bazı fikirlerine katılmasalar da genelde takdirle karşılıklar. Und wenn sie einige Meinungsunterschiede hatten, haben sie es natürlich gut befunden, was ich da gesagt habe. Şimdi kıraat ve telfik meselesine gelince, aklına gelenlere cevap vereyim. Bugün böyle bir şey söz konusu değil. Was ich zu kıraat und telfik sagen kann, heute ist so etwas nicht vorhanden. So etwas bunu hicretin ikinci aslında ya da birinci aslı ile ikinci aslı o sıralarda şu meşhur kıraat imamları bu işi yapmış.
Diese Sache hat entweder im ersten Jahrhundert der Hijra oder im zweiten bzw. in den beiden die bekannten Qiraat-Gelehrten angewandt. Mesela bunlardan Medine imamı Nafi bin Abdurrahman. Also zum Beispiel der Gelehrte aus Medine. 70 kadar hocadan Qiraat ve Şiir meşk etmiş, öğrenmiş. Hat mindestens von 70 weiteren Gelehrten und Lehrern gelernt, wie man den Koran rezitiert und Unterricht von ihm hat. Bunlar arasında kendine göre tercihler yaparak kıraatini oluşturmuş. Aus diesen verschiedenen Dialekten, die gelernt hat, hat dann eine Auswahl, ein Tercih gemacht und dementsprechend seine eigene Lesart ve etabliert. Tevfik o ilk nesle aşmış bitmiş. Und Tevfik ist nur dieser ersten Generation zu verdanken. Also biz artık onlardan ya Nafi'ye göre, ya Asım'a göre, ya Hamza'ya göre okuyoruz. Deswegen lesen wir das entweder nach Nafi'ye, nach Hafız, nach Hafız. Bunların hepsi üç şartı, üç önemli şartı ihtiva ediyor. Tüm kıraatler. Und alle Lesarten haben drei Voraussetzungen. Sahih bir senetle hocadan hocaya, sahabeye dayanıyor. Es geht zurück nach einer gesunden Überlieferkette, nach einem sahih isnat, auf die Prophetengefährten, das ist Punkt 1. Arapça açısından bir problem yok, Arap gramerine uygun bir okuyuş oluyor. Aus der arabischen Sprache entsprechend müsste es keine Fehler geben, weil es auf eine korrekte Grammatik zurückgeht. Bir bakalım bir için düşünmeyi de bir bakalım. Biraz satı devam ediyoruz. Ahlamlar uyguluyor, sahil senetler oluşuyor. Tamam mı? Bugün okuma bize tavsiye edeceğiniz bir cenaze kitap var mı? Yok, bir o ayrı bir konu bir dakika. Sahil bir senetle geliyor. Arapça bakımından gayb açısından bir problem yok. Bugün birisi bana sordu da ben de üçünü de tıkır tıkır söyledim herhalde. Heute habe ich dir genannt ama jetzt. Neyse, yani belli şartları var. Das ist ein bisschen Voraussetzung. Bu şartlar, bu kıraatlerin hepsi değil mi? Das gilt für alle Leser. Öbür soru neydi? Ha, iki, katip sayıları meselesine geliyor. Ben her gün yazan biriyim. Ich schreibe jeden Tag. Her gün şeyler yazıyorum. Yazdığımı bir daha okuyunca muhakkak unuttuğum şeyler, yanlış yaptığım şeyler görüyorum. Egal, weil ich das geschrieben und nochmal lese, ich finde immer wieder Fehler. Katip, vallı yazıyor, o anda aklı bir yere gidiyor, bir vallı yazıyor. Der Kopist schreibt ein Wow und denkt in dem Moment an etwas anderes und schreibt noch ein Wow. Ne var ki? Was ist denn? Ja, bunlar çok normal. Das ist doch ganz natürlich. Çıkarabiliyor. Siz diyor, Peygamber Efendimiz. Siz, İsminiz ne? Wie heißt du? Bersin. Bersin Bey kardeşim, sen yazıyla hiç hata etmediğini iddia etmişsin. Also willst du jetzt behaupten, dass wenn du etwas schreibst, gar keine Fehler machst, lieber Herr Bersin? Ja, aber Amazon hat ja bei Amazon hat er ja. Sen müsaade edilerde baş hataları. Ben de bir sopa sandım hadi öyle şey yapayım. galiba soruları içerisinde Kur'an'ın ezber yoluyla nakli konusunu soruyor. Kur'an bize iki yolla geliyor. Kur'an kommt zu uns in zwei Wegen. Bir tedris, tedarrus yolu. Einmal um die Lehren und Belehren, tedris und tedarrus. Yani ayetleri nasıl okuyacağıma dair bir hocadan ben onu öğreniyorum. Also der Unterricht von einem Gelehrten und von einem Lehrer, wie ein Vers zu rezitieren ist. O da bir başka hocadan okumuş. Er hat das von einem anderen Gelehrten. O daha önce bir başkasından okumuş. Und so weiter. Sahabeye kadar kadar gidiyor. Es geht zurück bis zum Propheten. Bugün bu silsile, icazet silsilesi hala yaşıyor kıraat dilinde. Und heute existiert diese Erlaubniskette, diese icaza, bis heute. Diese Kette besteht bis heute. Gidin İstanbul'da bir kıraat hocasından kıraat okuyun. Söze şöyle başlıyor. An filanın, an filanın, an filanın. Yani sizin hocanız rahmetli Abdurrahman Gürses Hoca. Abdurrahman Gürses Hoca kıraati kimden aldığı bellidir. İcazetnamesinde o var. O kimden almış o da bellidir. O kimden almış o da bellidir. O kimden almış o da bellidir. İşte bir yerde başka sahiplerle de birleştiği olabilir. Netice itibariyle bu silsile sahabeye kadar dayanır. Ve bugün yaşıyor bu mesaj. Hiçbir ilimde yok bu. Sadece kıraat ilimde var.
Und egal zu welchem Kıraat-Gelehrten, also zu einem Lesarten-Gelehrten Sie gehen, ob in Istanbul oder in anderen Städten, hier wurde ein Beispiel genannt, Abdullah Hüseyin, wenn Sie zu ihm hingehen und Kıraat lesen wollen, dann wird er sagen, ich habe diese Tradition gelernt von meinem Gelehrten namens so und so, er hat es gelernt von so und so, er hat es gelernt von so und so, und das geht zurück bis zum Propheten, bis zu den Prophetengefährten. Und es kann sein, dass in dieser Überlieferkette natürlich andere Wege und andere Ketten zusammenkommen, aber das ist die einzige Wissenschaft, wo diese Überlieferkette bis heute existiert und immer noch fortgeführt wird. Bunun beraberinde ezber de vardır. Hıfız. Daneben gibt es natürlich die Tradition des Auswendiglernens. Hemen bütün kıraat okuyanlar hafızdır. Alle, die kıraat und diese Lesarten kennen, sind eigentlich Hufız. Ben 9 yaşında Kur'an-ı Kerim ezberledim. Ich habe mit 9 Jahren den Koran auswendig gelernt. 9 yaşında hafız oldum. Rekor bende zannediyordum. 6 yaşında hafız olanı da tanıdım. Ich dachte, ich hatte den Rekord, aber dann habe ich jemanden kennengelernt, der es mit 6 Jahren auswendig gelernt hat. Ve bu her nesilde bu hafızlar var. Geçen sene Diyanet'in yaptığı bir imtihan vesilesiyle mutlali oldum. 1970'li yıllardan bu yana, 73-74'ten bu yana Türkiye'de hafızlık diploması alanların sayısı 93 ya da 94 bindi. Şu anda herhalde 100 bini aşmıştır. Sadece Türkiye'de. Und wenn ich, wenn ich die Statistiken der Diyanet, also der Religionsanstalt in der Türkei, anschaue, die es erhoben haben, ermittelt haben, wie viele Leute es gibt, die den Koran auswendig können, dann kann ich sagen, ab den 1970er Jahren existieren bis heute in der Türkei 93.000 bis 100, also heutzutage wahrscheinlich 100.000 Leute, die den Koran auswendig können. Sayılar çok olmasa da Hz. Peygamber aleyhisselam zamanında da hafızlar vardı. Ondan sonra çığ gibi büyüdü. Ve dünyanın her yerinde bugün şu anda her saatte Kur'an okunuyor. Kur'an'ın okunmadığı, onun tilavetiyle, kıraatiyle meşgul olunmadığı saniye yok yakıyorsun. Auch wenn es zur Prophetenzeit nur wenige Leute gab, wenn man das mit diesen Zahlen vergleicht, die den Koran auswendig können, so kann gesagt werden, dass mit der Zeit es exponentiell gestiegen ist und sich in alle Welt verstreut hat. Und heute kann man sagen, dass in jeder Minute, in jeder Sekunde auf der Welt der Koran rezitiert wird, ohne Pause, ohne Stopp. Demek ki birinci yol ezber ve kıraat, tedris ederiz yolumuz. Also ist der erste Weg, den Koran auswendig zu lernen. İkinci yolu bu musaflar, bize birinci asırdan gelen somut elle tutulur belgeler. Der zweite Weg sind halt diese Koran-Abschriften, Koran-Handschriften, die uns aus den ersten beiden Jahrhunderten der Hicra erhalten. Bunlarla ezber arasında herhangi bir fark yok. Zwischen diesen beiden Wegen gibt es keine Unterschiede. Bunlarla bugün teknolojinin imkanlarıyla bastığımız, çoğalttığımız musaflar arasında bir fark yok. Und zwischen diesen Wegen und den Koran-Abschriften, die mit den Computern erstellt werden, gibt es auch keine Unterschiede. Yani okuyuşa kolaylık sağlayalım, gelişen imla ile de musaf yazalım tartışması var. Und es gibt halt eine Diskussion darüber, dass man mit der sich weiterentwickelnden Orthographie eine neue Koranabschrift erstellt. Onun da okuyuşla Kur'an'ın güvenilirliğiyle bir alakası yok. Das hat auch nichts damit zu tun, wie man den Koran rezitiert oder ob der Koran authentisch ist oder nicht. Evet. Ja, so kann man es beantworten. Son soruyu öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok önemli bir çalışma yapmışsınız. Ben şunu sormak istiyorum. Birincisi, bu kadar önemli bir meselede asırlardır neden böyle bir iddiada bulunulmuş? Yani bu musafların Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye ait olduğunu niçin insanlar iddia etmişlerdir? Hangi gerekçelerle? Bilmeden mi böyle söylenmiş, öyle mi zannedilmiş? Yoksa başka bir sebep mi var? Bunu Hazreti Osman eliyle yazmıştır, Hazreti Ali eliyle yazmıştır gibi onlara isnat etmişler. Sebebi nedir? Bu siz mutlaka çok araştırdınız, bir yoruma varmışsınızdır. Bu neden böyle? Araştırdım, bir şey bulamadım. En azından bu musaflardan bazıları hakkında yazıp çizenler, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Es'elullah feseyek fike umullah. Onun üzerindeki kan damlalarından söz ederler. Şehadeti sırasında okuyorken kanı o ayet-i kerimeye damlamış diye şey. Ve Taşkent için bu iddia var. Topkapı için bu iddia var. Topkapı için yapılan iddiaya bakıyoruz, o sayfa sonradan yazılmış, orijinal sayfa değil. Taşkent, yani herkes istiyor ki, doğrusu ben de çok istedim ki, bu musaflardan biri
Hazreti Osman'ın Musaf'ı olsun. Onun Musaf'larından biri olsun. Bakın Taşkent Musaf'ı ya, çok bakıyoruz değil mi? Bir şey yapayım mı hocam? Also die Frage war, es wird ja immer wieder behauptet, dass diese Koranabschriften auf den Kalifen Ali oder Osman zurückgeht. Warum? Also warum gibt es so eine Behauptung und die Leute haben jahrelang daran festgehalten? Ist das eher Unwissen gewesen oder hat es einen ganz anderen spezifischen Grund? Und darauf gab es die Antwort, dass er erstmal keine Ahnung davon hat, auch wenn er diese Analysen eingestellt hat. Einige sind sogar davon ausgegangen, dass auf bestimmten Seiten der Koranabschriften bzw. in Taschkent oder in Topkapı Blutspuren dieser Kalifen seien, wo er beim Sterben halt diese Verse geschrieben hätte oder beim Sterben diese Blutspuren auf diese Seite kamen. Aber dann stellen wir fest, dass diese Seiten gerade später hinzugefügt worden sind und nicht aus dieser Zeit stammen. Und er möchte sehr gerne, dass eines dieser Koranabschriften natürlich auf den Kalifen Osman oder Ali tatsächlich zurückgehen. Bunlara Hazreti Osman Musaf'ı denmesini anlıyorum. Yani Hazreti Osman'ın Musaf'larındaki imlaya uygun onlardan biri demeyi, o manaya gelmesini anlıyorum. Ama şunu anlamıyorum. Mübarek eliyle yazmıştır. Bunu anlamıyorum. O da bir tahmin, yani bu işi çok bilmeyen biri böyle olmasını arzu etmiş, böyle yazmış. Ama Kahire'den El-Meşed-ül Hüseyni'de Hazreti Ali'ye nispet edilen Mustafa'nın son sureleri bitiyor. Bakın son sureleri bitiyor. Minel cinneti ben nas diyor. Mustafa yazan katip sonuna bunu ketebehu Ali bin Ebi Talib diye not ediyor. Aynı kalemde. Niye böyle yapıyor? Ben ne bileyim kardeşim. Bu da bana... Yani ona Ali bin Ebi Talib yazmış olma ihtimali de size göre olmuyor. Kesinlik, yok, araştırmalara göre. Kesinlikle. Evet. Asla. Çünkü önemli bir iddia. Ya ben arzu etmez miyim? Yani ben şimdi Kur'an'ın mevsukiyeti açısından çok önemli belgeler olmaları itibariyle ben istemez miyim ki onlardan biri ikisi ya, hatta yüksek o musaflar olsun. Ben de o niyetle, o hevesle girdim. Rahmetli Muhammed Hamidullah Bey, bunlardan üç musafın günümüze geldiğini söylüyor. Yani o da bir insan olarak yanılmış, incelenmiş. Değil mi? Öyle bir değerlendirme yapmış. Birleşmiş Müzium diyor, işte Topkapı diyor, Taşkent diyor. Hazreti bunlardan üçü diyor, bize günümüze gelmiş diyor. Ama yazık ki ben de çok istedim. Yani bu soruya ben yeterli bir cevap veremeyeceğim. Ich kann zwar nachvollziehen, dass immer noch behauptet wird, einer der Koranabschriften geht zurück auf den Kalifen Ali oder Osman, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass auch noch dazu gesagt wird, das wurde mit der eigenen Hand von dem Kalifen Ali oder Osman geschrieben wird. Sehen Sie, wenn man schaut, zum Beispiel in der Koranversion in Kairo, der zurückgeführt wird auf den Kalifen Ali, die letzten beiden Suren, Falak und Nas, enden mit den Worten Minal Jinnati wal Nas, und dann hat eigentlich der Schreiber diese Koranhandschrift damit mit den Worten abgeschlossen, Katabahu Ali bin Abi Talib. Also es wurde geschrieben von dem Kalifen Ali bin Abi Talib. Aber wenn Sie jetzt fragen würden, warum hat er dieses Wort oder diesen Satz noch hinzugefügt, das kann ich leider nicht beantworten, weiß ich selber nicht. Natürlich wünscht sich mein Herz, dass es so ist, tatsächlich so ist und auf den Kalifen Ali zurückgeht. Aber wir haben leider nicht genügend Beweise dafür. Sorunun ikinci kısmında gerçi genel anlattığınız şeylerden de az çok anlaşılıyor ama bu musafların Hazreti Ali'ye Osman'a ihra edildiğinin bilgisini sizce değişmiş olmasının pratik sonucu nedir günümüzde? Yani ne anlam ifade ediyor sizin için? Onlara ait olmadığını söylemek. Onların en önemli çıkaracağımız sonuç nedir yani? Onlara ait olmadığını söylemek tabii bu musafların bir kere onlara ait olmadığını bilmemizdir. Yani bunlara Hazreti Osman'ın musafları diye itibar etmememizdir. Ama bunların en azından Hicri 1. ve 2. asırdan yazılmış, asırda yazılmış ama birbirinden çok farklı coğrafyalarda yazılmış olmalarına rağmen bunu nereden biliyorsun deyince işte bu esas araştırma tarafı budur. Musafların Hazreti Osman'ın musaflarını bize imla özelliklerini nakleden kaynaklar
Küfe Musaf'ını bize tanıtırken şöyle diyor, bu kelime orada böyle diyor, Basra'da böyle diyor. Biz bunların yazıldığı bölgeleri, Hazreti Osman'ın Musaflarından hangi şehre gönderdiğinden kopya edildiği sonucunu çıkarıyor. Bu sonucu ilk defa çıkaran benim. İnşallah doğru bir neticedir bu. Bunu çıkarıyorum ve diyorum ki, bu kadar birbirinden uzak, Basra'da, Medine'de, Küfe'de, Şam'da yazılmış musaflar. Hazreti Ali'ye nispet ediliyor. Ne? Efendim, Acemistan'da, oralarda, bir yerlerde yazılan musaflar var. Bugün elimize ulaşan eski musaflar var. Ama nerede yazılmış olursa olsun, hangi asırda yazılmış olursa olsun, aralarında paralellik var. Aralarında tam paralellik var. Eğer bir katip atina kelimesini yazarken unuttu diye kıyamet kopmaz herhalde. Değil mi? Hepimiz bir şeyleri unutuyoruz. Ve resmi makamların incelemesinden geçmemiş musaflar bunlar. Bugünkü gibi musafları inceleme kurulu diye bir kurul var Türkiye'de. Mısır'da var, Irak'ta var, Suriye'de var, Medine'de var, Küveyt'te var, bütün İslam ülkelerinde bugün musafları yayından önce inceleyen uzman heyetler var. Bunlar baskıdan önce inceliyorlar. Zaman değişti tabii biliyorsunuz. Yanlışlar varsa katibe iade diyorlar, bunları tasfiye getir diyorlar. Ama dün için bu böyle değildi tabii. Bir hata yapılmışsa ki çok az bunlar arkadaşlar, çok az. 600 sayfayı yazıyorsunuz, 6000 küsur ayeti yazıyorsunuz. Ve bunlar içerisinde 5-10 kelimede elif fazla yazılmış, vav iki kere yazılmış. Bunları hiç de önemsememek gerekiyor. Also wenn wir heute analysieren, beziehungsweise zu den Ergebnissen kommen, dass diese Koranabschriften nicht auf die Kalifen Ali und Osman zurückgeführt werden, was kann es dann für uns als Muslime bedeuten, dass sie nicht zurückgeführt werden können auf diese beiden Bände? Die Antwort ist, dass wir erst einmal eine Gewissheit haben, dass sie nicht zurückgeführt werden können. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass wir ermitteln können, dass diese Abschriften aus den ersten beiden Jahrhunderten der Hijra entstanden sind. Und egal aus welchen geografischen Lagen es stammt und sie so weit voneinander entfernt sind, dass sie trotzdem eine gewisse Synchronisation untereinander aufweisen und sehr, sehr wenige Fehler bzw. Unterschiede zeigen. Das geht natürlich darauf zurück, dass es zu der Zeit keine offizielle Stelle gab, die diese Koranabschriften vor der Veröffentlichung nochmal geprüft hat. Quasi eine Authentifizierungsstelle für Koranabschriften. Heutzutage haben wir so etwas in den islamischen Ländern, sei es in der Türkei, sei es in Kuwait, in Katar oder sonst etwas. Das bedeutet, wenn man eine Koranabschrift veröffentlichen will als Verlag, muss man diese Version erstmal an diese Stellen schicken und die prüfen erstmal, ob das gleich ist mit der genehmigten Version und wenn nicht, wird das nochmal zurückgeschickt, revidiert, korrigiert und dann nochmal geprüft und erst dann wird sie veröffentlicht, damit alle auch gleich sind. Damals gab es so etwas nicht und wir sprechen hier von 600 Seiten, die dann abgeschrieben worden sind, wo aber nur 5 bis 10 Wörter einen sehr kleinen Unterschied aufweisen, sei es in einem Buchstaben, einem Elif, der fehlt oder einem Lam, das zu viel ist. Deswegen ist das, glaube ich, nachzuvollziehen. Tabii çok değerli arkadaşlar. Ben hocamıza yapmış olduğu bu sunumdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi bana sorarsanız ne anladınız? Belki bu konuşmanın özeti Kur'an'ın uzmanı olmayan bir soru. Şunu anladım ki piyasada var olan, kütüphanelerde var olan Hazreti Osman'a ya da Hazreti Ali'ye isnat edilen Musafların bizatihi aslında onlara ait olmadığı. Fakat aynı zamanda işte hocam Hicri 1. asrın sonu ile Hicri 2. asrın başı arasında bunları tarif ediyor. Dolayısıyla Hicri 70 ile diyelim 150-160 arasına hani bunu tarif edilmek gerekirse bu şu döneme tekabül ediyor demek ki. Yani sahabelerin bir kısmının daha yaşadığı, aynı zamanda sahabelerin evladının yaşadığı, onların torunları dönemine rastlıyor. Tabi'in rastlıyor. Evet, dolayısıyla... Sahabe ve tabi'in rastlıyor. Dolayısıyla hani elimizdeki yazılı kaynakların da o döneme rastlaması, o dönemle ait olması, o dönemde tarihlendirilmesi ve elde var olan, hocam 6-7 tane farklı nüshadan bahsetti, ayrı musaflardan. Bunların her birisini de ayrı ayrı araştırmış ve netice itibariyle yani o döneme ait olan
Diyelim ki rastlantı eseri olarak, tesadüfi olarak ulaşabildiğimiz, denk geldi. Belki onlarca, yüzlerce vardı o dönem hali. Ama günümüze kadar 6-7, belki 10-20-30 tanesi geldi. Hocamızın araştırmış olduğu ayrı 6-7 ayrı musafın hemen hemen hepsinin aynı olması aslında neyi gösteriyor? Şimdi dışarıdan birisi olarak bunu değerlendirdiğim zaman diğerlerinin de bulunduğunda yine onlarla aynı olması ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla elde var olan musafların elimizdeki, günümüzdeki Kur'an-ı Kerim'le de uyumlu olmasını gösteriyor. O bakımdan aslında oryantalistlerin biliyorsunuz son 30-40 yıldan beri çok ciddi endişeler, kaygılar oluşturdu. Hasan Hocam belki soruyu oraya atfen söyledi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mesukiyetiyle ilgili, orijinalliğiyle ilgili tereddüt hasıl olursa Müslümanlarda o zaman ciddi bir sıkıntı var demektir. Oradan bu iş daha iman sıkıntısına kadar gidebilir. O bakımdan bu meseleyle ciddi bir şekilde ehemmiyet vererek çalışıyor batılı araştırmacılar, uzmanlar. Bunu böyle görmek lazım diye düşünüyorum. Hocamızın bu çalışması da gerçekten bizim için aydınlatıcı oldu. Ben de bir oryantaliste şöyle bir şey söylemiştim. Yine böyle bir sunum dinledim. Ona dedim ki yani bilimi biz önemseriz. Yani bizim kitabımızın ilk emri okumaktır. Fakat diyelim ki yani benim hiç kendimden bir şüphem yok yani. Herkesimden şüphem yok ki diye bir söz var ya. Yani öyle bir sıkıntımız yok da. Ama hani ola ki bir yerde bir musaf bulunur. O da o döneme rastlar. O döneme tarihlendirilir. Ve diyelim ki elimizdeki Kur'an'a, Musaf'a uymaz. Uymayan yerler vardır. Uymayan yerler vardır. Diyelim ki bu da az değildir yani. Hocamızın söylediği gibi imla hataları veya farklılıklar değil. Bu çok ciddi farklılıklardır. Şimdi buradaki önemli soru şu. Bunun mümin olarak bana etkisi, tesiri ne olur? Ben o soruyu şöyle cevaplamıştım. Benim Kur'an'a olan imanım, Musaf'ların varlığına dayanan bir iman değil ki. Yani musaflar var diye, o döneme ait kitaplar, eserler var diye ben Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna iman etmiyorum. Dolayısıyla onun böyle olmamasını sizin tespit etmenizde benim imanımı zedelemez, ona zarar getirmez demiştim. Ben Hasan Hocam siz öyle söyleyince o aklıma geliverdim. Bilim de iman ama bizim yine bu konuda işte hocamız ispatla, akademik kaynaklarla, musaflarla, örneklerle bunu temel olarak söyleyeyim, bizatihi ifade etmiş oldu. Şimdi iki mesele daha var. Hocamız kendisi hafızdır, hafız olduğunu söyledik ama aynı zamanda Kari-i Kurra'dan hocamız meşhurdur. Eve gittiğimizde bilenleriniz bilir ama bilmeyenler de böyle kasetle falan doğrudan belki CD'ye ulaşamazlarsa en azından YouTube'dan girsinler. Oradan efendim hocamızın kendilerine yararlansınlar, faydalansınlar. Şimdi onu söylemeye ben cesaret edemiyorum. Ona da çalışmıyoruz. Hocamız kendisi bunu takdir eder. O işi siz şey yaparsınız. Dolayısıyla bir iki üç cümlede Almanca bana müsaade ederseniz onu da söyleyeyim. Ondan sonra artık mikrofonu ya hocama takdim edeceğim kapanış planı için ya da Fatih'e vereceğim. Benim gönlüm buradan ama hocam da yoruldu. O yüzden bakalım. Bu YouTube formülü iyi bir formülü. Hocam silsileyle geliyor. Bunlar yorulmaz. O konular reddedemez. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich ganz herzlich bei unseren Referenten bedankt. Ich habe auch hervorgehoben, dass die Datierung der Werke, die er herausgegeben hat aus Kairo, aus Istanbul, aus dem Islamischen Museum und auch aus dem Jemen, aus Sanaa, dass all diese Werke, wie er sie datiert, nicht auf die Frühzeit im Sinne von auf den zweiten, auf den dritten oder vierten Kalifen zurückgeführt werden. Aber er datiert sie ungefähr auf das Jahr nach der Hijra zwischen 70 und 150. Ich habe gesagt, das ist völlig unproblematisch aus muslimischer Perspektive, denn das ist die Zeit der Prophetengefährten und der nachfolgenden Generation, sodass wir direkten Kontakt haben, bereits in dieser Zeit, in die Frühzeit des Islams, in die Zeit des Propheten. Und dass das hier auch eine Besonderheit darin liegt, dass wir durch Zufall, sagen wir mal, 6-7 verschiedene Abschriften entdeckt haben an verschiedenen Standorten zwischen dem Jahr 70 und 150, die aber nach seiner Editierung, nach seiner Herausgabe, nach seiner Veröffentlichung allesamt fast identisch sind, zu 99%.
Und das muss ein großer Zufall sein, dass diese Werke, von denen wir 6 oder 7 kennen, die er Zeile für Zeile bearbeitet hat, dass die auch Zeile für Zeile zu über 99% identisch sind. Ich habe gesagt, wenn man noch mehr Werke aus dieser Zeit finden würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dass die Gleichheit in diesen Abschriften viel größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Unterschied gibt. Denn 6 davon haben wir ja bereits analysiert und identifiziert und dass das daher auch ein Indiz für die Authentizität der Koranausgaben ist, die wir in unserer Gegenwart haben. Ein weiteres war, ich habe auch gesagt, was für einen Einfluss das Ganze haben würde, wenn wir beispielsweise aus der Zeit einen Mus'haf entdecken würden, dass die unserer heutigen Fassung widersprechen würden. Ich glaube an den Koran nicht aufgrund dieser frühen Abschriften. Mein Iman beruht nicht auf diesen Werken. Ich glaube an den Koran nicht als Offenbarung, weil es diese Abschriften gibt, sondern ich glaube aus Überzeugung an den Koran. Und daher, so wenig wie das Kriterium für meine Glaubensüberzeugung ist, an den Koran zu glauben, die Existenz dieser ersten Abschriften ist, so wenig würde dieses auch meinen Glauben beeinflussen, wenn wir Werke entdecken würden, die wesentlich von der Fassung, wie wir den Koran heute kennen, abweichen würden. Das habe ich nochmal hervorgehoben. Und zum Abschluss habe ich gesagt, er ist nicht nur Hafiz, also er ist nicht jemand, der den Koran memoriert hat und auswendig kann, sondern er ist auch als jemand bekannt in der Türkei, der den Koran wunderbar lesen kann. Und von Sonntag auf Montag, die Nacht, ist die Geburt des Propheten, wie Sie alle wissen. Und der Koran ist ein Werk, ist eine Offenbarung direkt an den Propheten gerichtet hat zunächst. Und ich habe ihn freundlich gebeten, dass er den Abschluss auch mit einer Lesung aus dem Koran macht. Ich habe es aber selbst nicht gesagt, sondern auch andere Leute dafür für mich vorsprechen lassen. Evet, benim sesim hala gelmeye devam ediyor. Ben sabahleyin 1,5 saat açtım, bir başka konuştum derste. Ve bununla şimdi 2 saate öptüm oldu. Hayır okurum, bir şey değil, sesim, ses meselesidir bu. Sesiniz varsa okursunuz, yoksa okuyamazsınız. Yani şu anda durumum okumaya elverişli değil, esirgediğimden dolayı değil. Bol bol da var işte, YouTube'da da varmış. Yani, hatim olarak vardır. Yani Türkiye'de de Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hatim programını ben hazırladım. 78 yılında demek ki 78, 22, 32, 35 sene önceki okumuşum bunu, Kur'an-ı Kerim'in tamamını. Oradan meraklı olanlar dinleyebilirler. Onun için ilginize çok teşekkür ediyorum.